Sevgili kanal ve izleyicimiz, yine haftanın ilk günü güzel bir hafta dileklerimizle Derya'cadan hepinize kucak dolusu sevgilerle programımıza başlıyoruz. Efendim sevgili izleyicilerimiz, ilk bölümümüzün konukları yine Akmek'ten giyim öğretmenimiz Lütfiye Ateş, yine kursiyerimiz Şahsenem Duygu Hanım'la beraberiz. Bugün sevgili izleyicimiz, özellikle sevgili kadınlarımız, dikişten hoşlanıyorsanız, özellikle dikiş merakınız da varsa sizleri ekran başına bekliyoruz. Çünkü bugün bir pratik yelek yapımını yine gösterecek öğretmenlerimiz, yine kursiyerlerimizle. Yine saat 15'i gösterdiğinde ise astroloji bölümünde yine Gamze Benzer'le beraberiz. Bugün sevgili izleyicilerimiz, gökyüzünde bir ikizler dolunayı var. Bakalım ikizler dolunayının burçlar üzerine etkileri nelerdir, bunları göreceğiz. Hadi hazırsanız Derya'ca başlıyor. Hoş geldiniz. Merhaba. Böyle yine Akmek'ten iki tane değerli konuğumuzla beraberiz. Giyim öğretmeniniz Lütfiye. Lütfiye Ateş. Akmek'te çalışıyorum. Kepez Belediyesi'nin yıllardır öğretmeniyim. Giyim olarak giriyorum ve mümkünse sağlıklı kumaşları tercih ediyorum. Kışın pazan, yazında tülbent ve şile bezleridir tercihim. Bugün biraz onun üzerine de sohbet edeceğiz. Bugün onun üzerine sohbet edeceğiz. Makinesi olmayanlar bile, bugünkü göstereceğim yelek modelini hiç makinesi olmayan bir kişi bir saat içinde kesip dikip örüp giyebilir. Giyebilir. Evet, o zaman dikme yok. Kumaşlarınızı hazır edin diyelim. Biraz sonra neler kullanacağız? Malzemeleri, özellikle kumaşımızın ne kadar evet, ne kullanacağız, onları konuşalım değil mi? Onu temin etsinler. Ondan sonra çünkü bir yelek yapacağız. Ama pratik bir yelek. Yani pratik bir yelek. Makine olmadan. Dikiş makinesi olmayanlar için. Olmayanlar için. Dikiş makinesi olmayanlar için. Kesiyoruz. Yalnızca göğüs ölçümüz yeter. Yarım metre polarla. Polar. Esnek ve likralı kumaşlar tercihim ama polar en büyük tercihimizdir. Örüp tığla birleştirerek giyiyoruz. Gerçekten bir saat sonra yeleğimiz bitmiştir. Hazır. Bizim özellikle polar kışın böyle kadınlarımızın vazgeçemedikleri polar battaniyeler böyle değil mi sıcacık böyle yatarız sarılırız evet. Böyle. Öyle mesela kullanmadığınız sıkıldığınız polar battaniyeler bile vardır şu anda. Evet kesinlikle. Onları biraz keselim. Keselim. Yarım metresini yemek yapalım. Keselim. Yarım nasıl metresini üstünüze keselim. Alıyorsunuz? Evet. Değil mi? Yarım metresini kesip yarım metreden hemen helal hemen küçük bir bedağın 40-42'den iki tane yelek çıkabiliyor. İki tane yelek birini arkadaşınıza hediye edebilirsiniz. Bir tanesini de kendiniz giyin diyelim. O zaman bir tığ el işi orlanı. Tamam bir el işi orlanı. Evde her kadının vardır, vardır zaten. O zaman evdeki battaniyeleri şimdi çıkartın. Siz bu arada biz program devam ederken onları çıkartın sevgili izleyicilerimiz. Bir de bir orlon yün. El işi orlonu. El işi orlon yün. Tığ. Bir tığ. Yeter bu kadar. Başka ne malzeme, iğne var ne iplik iğne, var. İğne iplik yok. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey. Evet. Ne kadar pratik ben de merak ediyorum. Ve bir saatte bitecek giyeceğiz. Hadi bakalım şimdi bekliyoruz biraz sonra hazırlayacağız. Önce bir neler yaptınız görelim. Ondan sonrası için yeleğe devam. Hoş geldiniz siz de Şahsenem Hanımcığım. Hoş bulduk. Ne güzelmiş isminiz. Teşekkür ederim. Siz de kursiyersiniz. Evet bu sene başladım. Sene başladınız. Evet. Hayırlı olsun. Lütfiye Hocam'la beraber. Emeklisiniz sanırım. Evet emekliyim. Ne güzel. 38 sene çalıştım. Onun üstüne de şimdi böyle kumaşlarla uğraşıyorum. Ne evet, güzel. İçimdeki şeyi. Emeklilikten sonra böyle güzel bir hobi. Evet. Çok merakınız güzel. Merakınız var mıydı ama böyle? Vardı evet. Yaptığınız işle alakalı mı? Biraz. Biraz. Biraz ameliyathane hemşiresiydim çünkü. Süper yani. Evet, yani biraz. Diyorsunuz ki genelde ben insanların beni aynen, aynen. Tabii işiniz bu ameliyathanede evet, özellikle ameliyatlarla evet, uğraşıyordunuz. 38 sene bir fiil. Yani dikişten zaten dikiş bir yapışeğiniz var, altyapınız var. Gerçekten öyle yani. Ay şimdi öğretmenize soralım bakalım. Gerçi tabii şimdi hekimlik çok farklı bir şey. Tabii. Hekimlerimiz çok değerli bizler için ama onlar da gerçekten ne tabii kadar ince ince dikiyorlar. Tabii. İnsan derisi de farklı. Tabii Allah onları başımızdan eksik etmesin ama yara özellikle evet, açık yaralarda şeylerde zaten cerrahi evet, operasyonlarda da dikiş önemli. Dikiş önemli. Çok nasıl önemli. İyi dikiyor mu? Çok güzel. Gerçekten hani yani hiç dikiş yapmamış 0-1 olarak önce. Gerçekten çok güzel. Çok, demek yani bazen yani inanamıyorum. Gerçekten hiç bilmiyor mu diyorum. Ama geçen gün yine bir iki bir şeye şahit oldum. Bir pantolon, pazen pantolon yapımında
Orada bir takıldı. Takılınca gerçekten bilmiyormuş dedi. Ha, bana şaka yapıyor evet. falan diye düşünüyordunuz önce değil mi? Yani çünkü söylüyorsun yapılıyor bitiyor geliyor. Demek ki yani. Altyapı var. Evet. Zaten buradan da buraya geçmişsiniz. Ne güzel insan evet. sağlığıyla uğraşmış ama yine sağlıklı yiyeceğiz. Yine sağlıklı evet. bir de evet. beynin dinleniyor. Hakikaten evet. çok güzel. Çok güzel bir uğraşı çok, bir de. Çok güzel. Herkese ben de tavsiye ediyorum. Tek işi özellikle Akmek'e gelsinler. Evet. Hem ücretsiz kurslarımız. Evet. Hem evet. burada meslek sahibilerine olabilirler. Tabii. Tabii gençlerimiz için büyük bir nimet yani. Kendileri yiyecekler sonra aile bütçesine katkıda. Hele böyle bir de öğretmenlerimiz. Kesinlikle bir de şöyle bir şey hani bölüyorum. Gerçekten bu konuda başkanımıza çok 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 teşekkür evet. ediyoruz. Bu kursların açılmasında. Kesinlikle. Yani yıllar önce ilk başlayışta başlamıştım. Hakan Başkan'a buradan defalarca teşekkür ediyorum. Artı bu kadınlarımız yalnızca dikmekle de kalmıyor. Yazın Hakan Başkanımız çok güzel bir jest yaptı. Dokuma Park'ta yaptıklarını satarak ailelere katkıda bulunuyorlar. Bütün her cumartesi evet, Dokuma Park'ta satış yerlerimiz var. Bütün bayanlarımız pasta, börek, yiyecek, içecek, dikişler, dikişçiler, giyim olarak, takıcılar, takı olarak aklınıza ne gelirse, kursumuz ne varsa hepsi cumartesi günleri Dokuma Park'ta satışımız var. Hem bütçemizin evet, katkısı ve tabii, herkes, hem iş imkanı sunuyorlar. Ama evet, bir de çok güzel bir şey var. Hani rahat her şeyi yapabiliyorsun. İstediğin her şeye ulaşabiliyorsun. Yani o kolaylığı da sağlamış. Ne kadar güzel başkan, ama. Hakikaten güzel. Kadın üretmeli hep onu söylüyoruz. Zaten Derya evet. Arcan'ın da teması kadın. Yani biz kadının olduğu her yerde varız. Kanallı evet. olarak her yerde varız ve gerçekten kadın üretmeli, kadın toplum için çok önemli. Zaten tabii. toplumun gelişmesi için, mutluluğu için, onun dışında gerçekten Türkiye'miz için, ekonomisi için bile kadının üretmesi lazım. Kesinlikle. O yüzden evde durmak yok sevgili kadınlarımız. Mutlaka meslek sahibi olmayanlar. Kesinlikle. Mesela ikinci mesleği olmuş. Evet, bak ne kadar güzel Şahsen Hanım. Evet. Şimdi Şahsen Hanım neler diktiniz merak ediyorum ama tabii ondan öncesinde bizim yeleklerimiz, ya ben çok aksesuar diye düşünüyorum. Hani ben de bu işlerle uğraştığım için bir kadının bence yelekler hayatında hep olmalı. Yazın ve kış tabii yazın burası çok sıcak olduğu için. Gerçi yazın da böyle daha farklı bakalım göreceğiz evet. ne tür yelekler kullanırız. Ama yelek eskiden hatırlar mısınız hep anneannelerimizin, evet. annelerimiz hep yelekleri vardı üzerinde. Sabah kalkar, ay bize de giydirirlerdi. Sabah kalkar kalkmaz o yeleği giyerdik sırt biz çok size. Önemli. Ay benim anneannemden sakladığım yeleğim var, örgü yeleğim var. Kıyamıyorum böyle evet. onun öllerinin ördüğü böyle. Gerçekten öyle hayatımızda yelekler hep vardı. Evet. Şimdi yelekler artık örgüler birazcık daha rafa kaldırıldı. Değil mi? Var ama gene var. Şimdi şöyle hani örgüler rafa kaldırıldı. Ben şunu da mesela hep hazır almayalım. Hazır küçülmüş, eşimin küçülmüş bir kaza olabilir, çocuğum olabilir veya oğlumun olabilir. Biz bunları küçülmüştür, boyu kısadır, kolu kısadır bir şekilde. Ben bunlara pazenle kombin yaparak geri dönüşümle çok güzel, çok güzel elbiseler ve yelekler. Bugün. Ama var mı öyle yaptığınız? Şu an yanımızda. O zaman bir dahaki sefere de onun için alalım. Bir dahaki sefere getirelim. O zaman kazaklarınızı bakalım neler yapabiliriz. Çünkü Antalya'da yaşıyoruz. Tabii Türkiye'nin her yerinde iklim şartları farklı ama Antalya'da çok kalın kazaklar giyilmiyor. Evet. Evet. Ama atılmıyor da. Atamıyorsun o kadar güzel da. Kazaklar aynen var öyle. Ki. O zaman onları biz ne yapalım? Geri dönüşüm. Geri dönüşüm. Tamam o zaman bir başka kot pantolonlarımız. Ha, mesela kot pantolonlarımızdan çok rahat iki paçasından çok rahat yeleğimiz çıkıyor. Yelek evet. eğer biraz kiloluysam, yapılıysam pazenlerle kombin yapabilirim. Hiçbir şey atmıyorum. Üst tarafını hiçbir şey yapmıyorum. Komple kaplayıp çanta yapıyorum. Ve çantayla yeleğim takım oluyor. Evet. Ve çünkü bunu kendim pazenle yeleğimi kendim uyarlıyorum tabii. kumaşlarını da. Ha, gerekirse biraz tıylamayla bir şeylerle onu boncuklarla şıklaştırıyorum. Hiçbir şey atmıyorum eve. Yeni baştan esasında hiçbir masrafı yok. Yani sıfırdan evet. kumaş almanıza hiç gerek, gerek yok. Gerek yok kesinlikle. Yok. Sıkılıyoruz ya. Mesela bir evde çocuk, aynı şeyleri gençler giyiyor. Şimdi mesela koddan sıkıldı. Evet sıkılıyoruz. Çünkü daha çok mesela kod benim 3-4 tane evet. şu anda elimde kotum var. Burucun ve ben hocama getirip onu bir şeyler yapacağım onunla. Evet gerçekten evet. bulucinlerimizi atamıyoruz ama evet, yani giymiyorsun da. Giymiyoruz da öyle atıl kalıyor. Enerji de orada tıkanıyor. Ben öyle diyorum. Yeniden tabii. o zaman
Bir programda da onları yapalım. Ben de merak ediyorum neler çıkar. Artık ben şaşırıyorum sizlere. Evet, bakalım bu kısa güzellikleri şimdi sergileyelim. Şunların renkine bakar mısın? Oranj çok güzel. Evet. Kadın, bu da benim rengim zaten. Evet. Ne güzel. Böyle üstümde bile şu anda bir renk şöyle geldi. Şöyle der yani. Mümkünse çalıştıklarımı çift taraflı evet. düşünüyorum. Eğer bugün çok renkli, hareketli giymek istemiyorsan. Şöyle çeviriyoruz kameramıza. Evet. Şimdi içini giyebilirim. Şimdi bu ikili. İkili. Genel evet. yeleklerim çift taraflıdır. İkili. Evet. Şimdi bakalım. Hadi bakalım. Sıkıldınız. Sıkıldım. Ya da akşam mesela bir gündüz bir kopla. Çok boncuklu veya bir şey. Rujinimizde dediğimiz gibi bunu giydik. Akşam da bir yemeğimiz var. Hadi akşam da bir yemeğe gidiyoruz. Ama bunu şimdi işleyebilirsiniz herhalde değil mi? İki taraf işleyince evet. blize şeyi olabilir diye. Ha, tek taraf işleyip. Ama olsun. Bu da böyle bir aksesuarla çok güzel. O da bakın. Var. Diğer oradaki yelekte var ya hocam. Şimdi. Ha, onda var. Evet. Evet onda var. Evet bakar mısınız? Bir başka bir yelekmiş gibi. Sanki evet. aynı yeleği evet. gün içerisinde tekrar kullanabilirsiniz. Hı-hı. Çok da güzel olmuş. Bu da mı dikişsiz? Bu dikişli. Bu dikişli. Dikişli. Bu pazen, pazen. Değil mi? Pazen. Pazen. Maş gerçekten bu da çok güzel olmuş. Pazen bu. Çok güzel. Diyorum ya genelde şimdi, pazen yazında eğer evet. bir yaz programı olursa tülbent ve şilebesi. Tülbentten de evet tülbentten dedik şimdi yazın tabii sıcak ama mesela ince askılılar böyle akşamüstü evet. böyle serinleyebiliyor. Kesinlikle. Paroya gibi bir şey askılın üzerine geçir. İkinci bölümde onlar da var herhalde. Yok yanımızda. Getirmediniz mi? Niye bugün getirmedin? Sırf yelek tamam. konuşunca. Bugün yelek. Bugün evet. yelek sevgilinizle. Yelek ama bir daha, elbise var. Elbise de var. Elbisemiz de var. Hı. Tamam ikinci bölümde elbise de yapacağız ama bir yelek yapacağız. Hı hı. Şimdi şu kaftan türü yelekler de var. Şunu almak şu da yelenin niye türü? Şimdi şunu alayım ben bir. Bu yeleğe çalışacağız. Evet sevgili izleyicilerimiz şöyle minicik bir yeleğimiz var. Şimdi biraz sonra Lütfiye Hanım bu yeleği bize nasıl yapıldığını bakın bu dikişsiz böyle bir yelek. Ay ne güzelmiş bu böyle minicik minnacık oyuncakları böyle çocuklarımızın bebeklerine giydireceği çok güzel. Şimdi bunu bunun büyüğünü tabii yapacağız. Evet, bize uygun evet, kısmını evet. yapacağız. Evet. Şimdi bakalım. Şimdi bu da çok güzel bir kaftan türü bir yeleğimiz. Evet. Bakar mısınız sevgili izleyiciler? Şöyle. Desenli kumaşlarımız arkadan kalsın. Başladım. Arkası çünkü çok hoşuma gitti. Evet. Bakar mısınız? Arkada ön desenlerinin devamı. Bu bir elbisenin üzerine olabilir. Evet. Bir yine spor veya fantazi şekilde kullanılabilir. Bunu içinde kullanabiliyor muyuz? Bu da mı ikili? Yok tekli bu. Bu tekli. Ha, istersek başında şey yapar düşünürsek yani, ikili kullanılabilir. Ama evet. yani gene de kullanılabilir. Bu da çok güzel olmuş. Bunlar da esasında tabii kadınlarımız böyle çok kilo almasınlar ama kilolu olan kadınlarımızın da yelekler bu kaftan türü yelekler de evet. kamufle ediyor. Kamufle ediyor gerçekten. Kilolarını şimdi bakalım burada bir güzel yine farklı bir tasarım var. Bunu nasıl yaptınız merak ettim. Yine böyle güzel bir yeşil tonunda şöyle. Bu da mı pazen? Pazen. Üzerindeki pazen. Desenli pazen. Bakar mısın? Bu da çok bu desenli güzelmiş. Pazeni kursiyerim etek çalıştık. Etekten kalan kumaşı da kombin olsun diye yeleğine koydum böyle. Bütün olsun diye. Şimdi bu, eteği vardı bunun bir de. Bu etekli. Eteği de var. Düz şu desenli pazenden pazen. Eteği vardı. Şimdi, kalan kumaşı da buraya kombin ettik. Şunu merak ettim. Ha bunu boyutlu. Önce dikiyoruz. Sonra da Allah evet orada biraz işlem yapıyoruz. Evet. Bu da değişik bir şey evet. olmuş yani. Ya sizden korkulur ya. Vallahi korkulur. Biraz dikiş oynatmacası. Oynatmaca. Böyle aynen küçük öyle. Hilelerle. Evet, küçük hilelerle dikiş oynatmacası. Yani şunu diyorum. Şunu düşünse gerçekten bir katı diyorum. Yani şu kalan yarım metre bile yok oradaki pazeni. Oraya mi? Uyarladık ki eteğinle giydiğin zaman bütün oldu. Dar etek var. Yani istediğiniz eteğiniz içinize elbise olabilir. Elbise olabilir tabii, tabii ki. Mesela bu tonda bir elbiseyle kombin edilebilir. Yani aynen. istediğiniz şeyi evet. dışıyla bütünleyebilirsiniz. Evet. Ya bu da bizim elimizde evet. diyoruz. Şurada yine çok güzel bir yeleğimiz bu var. Ona da bayıldım. Ay ay ay. Bu da pazen bir şey. Pembeler bakar. Bu da üstüne kumaşla yapılmış evet. bir şey. Evet şöyle bakalım. Evet. Burada yine. Bunda da çalışmamız. Bu birazcık var. Emekli. Bu üç bayağı... tane yelek kesiyoruz. Üç yelek mi var? Üç yelek kesiyoruz. Pazen bir kat. Araya koyduğum pembe var bir kat. Evet. Arkasına. Bir de düz rengi. Şunun arasında bütün şurada yapılmış. Bir rengi vardır. Bir iki yıkandı mı şu çıkacak şunun gibi.
Bir dakika şimdi bakalım bir. Ha şunun arasında. Evet. Tamam. Yani şu, bunun çalışması. Bu daha bütün. Bütün. Ama bir şey dikişi yatırdığım zaman o havayı veririm oradaki havayı. Peki şöyle. Bunları denk getirmek falan öyle kolay bir şey değil esasında. Ya birazcık ya. Evet. Biraz emek. Evet. Bu emek istiyor çünkü bu evet. Gülleri. Hayır bu güller bazen bütün. 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 Ama oraları bir santim makine çekiyorum komple hepsini. Ama yine de denk kaydırmamak tabii lazım. Ki. Tabii ki. Tek tek ölçüp çiziyorsun onu. Burada bayağı bir emek var. Hani öyle çok kolay değil. Tabii. Bu biraz daha profesyonelliği. Bu birazcık biraz daha profesyonelliği. Profesyonel. Ama Şahsen Hanım ilk geldi dakika bir de yaptık. Ben şaşırdım zaten Şahsen Hanım. Ben ilk diktiğim yelek bu. O zaman bütün hemşire emeklilerini bekliyoruz bu kursa herhalde. Evet. Sizin gibi böyle başarılı ilk diktiğim yelek ameliyathanede gerçekten çalışan evet. 38 çok, sene insan benim dikmiş. Benim de çok sevdiğim evet. Gerçek hemşirelerimiz var. Arkadaşlarımız, dostlarımız var ama onlar çok başarılılar ya. Tebrik ediyoruz. Doktorlar da gelsin canım. Hatta gerçekten erkek kursiyerlerimiz güzel. Var mı? Meraklı mı? Dikişe şey, var mı? Şöyle erkekler yok. Hep terziler, hep erkekten olur. Ama evet. Bu kurslara niye hiç gelmiyor bir erkekler? Yani şöyle ilk senemde geldi erkek bir kursiyerim vardı. Bir tane olunca sınıfta bir kişi olmuyor, olunca bıraktı. Arkadaş bulamadı kendini. Evet. Kendini arkadaş yazık bulamadı. Ya. Evet, bizde öyle bir şey oldu. O zaman ben keşke bir arkadaşını bulsaymış. Yani. Ama şimdi tabii hani belki emekli olup değil de meslek edinmek için gelinebilir. Artık hani terzilik mesleği de ölmesin ya. Yani özellikle bizim dönemimizde hep çocukluğumuzda biz hep terzilerden evet. Giyinirdik. Evet. Öyle evet. Bence çok zevkli bir meslek. Çok. Ya bu kadar. Hani hazır belki ben hani hazır zevk için yaptığımdan öyle bilmiyorum ama ben çok ama zevk aldım. Ama siz çok seviyorsunuz. Ben çok şimdi kaldım. Bir şey söyleyeyim mi? Şahsen Hanım şöyle birkaç sene sonra ben düşünemiyorum artık neler yapacak acaba. dedim bu zor. Evet, söyledim. Evet, en zor yaparım dedim. Yapacağım. En zor ama işte acaba daha neler üretecek? Ben kesinlikle. İnanıyorum. Hani sizler böyle tabii öğretmenler olarak çok evet, şey öğretiyorsunuz kesinlikle. Ama öyle kursiyerlerimiz de var ki kendi yeteneklerini de ortaya çıkarıp daha farklı evet. Şeyler çıkarabiliyorlar. Anlatım çok güzel. Onun için de hemen kapıyor insan biraz. Tabii öğretmenlerimiz çok maşallah bu konuda çok çok yetenekliler. Şimdi hadi başlayalım mı yeleğimize yavaş yavaş. Sevgili izleyicilerimiz o zaman ne yapalım? Şimdi ikinci bölümde yine elbiselerimiz var ama yavaş yavaş. Kabanlarımız var. Kabanlarımız var. Onları göreceğiz. Sağlıklı biraz giyinmeyi de konuşacağız ama o zaman daha var vaktimiz reklama. Şöyle yapalım. Aldık mı battaniyeleri? O şeylerden çıkardık. Kullanmadığımız o polar battaniyelerimiz, kumaşlarımızı çıkardık. Hadi bakalım şimdi ne yapacağız? Dikiş keselim önce bir. Kesimi yapılmış bir şekilde hazır evet. Herhalde. Şöyle masamızın üzerine koyabiliriz isterseniz. Evet. Şimdi git. Yok onu bir daha. Yok onu sonra yapalım. Şimdi minyatürümüzü. Şimdi minyatürümüzü gene çıkalım. Sevgili izleyicilerimiz bu şekilde. Evet. Bu şekilde bir yelek yapacağız. Bunu her şeyle kullanabilirsiniz. Elbiselerimizin üzerine kullanabilirsiniz. Yine aynı şekilde blücinlerin üstüne kullanabilirsiniz. İstediğiniz şekilde kullanabileceğiniz bir yelek yapımı bu. Evet. Şimdi burada daha önceden hazırladı öğretmeniniz. Evet. Çünkü burada hani çok bir atölyemizde olmadığı için biraz zorlanıyoruz. Şimdi kumaşı bütün bir nasıl görelim? Önce bütün bir kumaş, bir metre kumaş mı? Yarım metre kumaş. Yarım metre kumaş. Yarım metre kumaşımı alıyorum. Yarım metre kumaşımdan bu şekilde iki tane yelek çıkıyor. Ha. Bütün yapacağım yalnızca göğüs ölçümü alıyorum. Tamam. Göğüs ölçümü ikiye katlayıp sabunla çiziyorum. Şimdi göğüs ölçümümüzü aldık bütün olarak. Hı hı. Onun ikiye bölüyorum. Göğüs ölçüm 100 ise 50. 50 santim. İkiye katladım polarımı. Ha. 50 santime işaret koyuyorum. 50 santime işaret koyduktan sonra zaten yeleğimin boyu da 45-50 santim olacak. Çocuk veya büyükse biraz daha en fazla 50 kullanıyorum. Çocuksa boyunu kısaltıyorum. Ensemi 5 santimden oyuyorum. 9 santim omuz yapıyorum. Kol oyuntumu yaptıktan sonra omuzların birebir gelmesi için tekrar 9 santim omuz koyduktan sonra pratik olarak sabunla çizip kesiyorum. Bütün yapacağımız işlem kol oyuntusundan çıkan parçayı da iki tane cep koyuyorum. Aa, hiçbir onları da atmıyoruz yani. Onları da atmıyorum hiç. Harika. Valla bitmişini merak ediyorum ama şöyle alayım ben bir önce evet. Bir. Şimdi sevgili izleyicilerimiz şöyle esasında bütün halde bir böyle bir metrelik bir kumaştı bu. Şöyle bu şekilde. Yarım metrelik. Pardon yarım metrelik bir kumaş. Şöyle yapalım biz bunu öncelikle. Şöyle polarımızı yarım metre bir polarımızı aldık.
Sadece göğüs ölçümüzü gerekiyor. Göğüs ölçümüzü aldıktan sonra polarımızın üzerinden şöyle bütün olarak mı yapıyoruz? Önce katladık. Kumaşımızı katlıyoruz. İkiye katladık. Yarım metre polar aldık. Yarım metre polarımızı ikiye katladık. Yalnızca göğüs ölçümü alıyorum. Göğüs ölçümü ikiye bölüyorum. 100 ise 50 santim. 50 santim. 50 santim şuraya işaret koyduktan sonra gerisini hepsini kolumu, ensemi, omzumu yuvarlayıp bitiriyorum. Bu şekilde elimizde evet bu olacak. Bu şekilde şekil bu şekilde olacak. Sevgili izleyicilerimiz şöyle bir bakarsanız bu şekli yapabilirsiniz. Sadece göğüs ölçünüz tabii herkes de farklı. Onun için şey yapamıyorum. O yüzden standart bir şey olmuyor ama bu şekilde yaptığınız zaman boyu pek uzun yapabilir miyiz? Şu kısım bir metreden falan ya bir metre demiyor. Kaftan olursa mesela daha uzun yeleklerde burayı daha mı uzun yapmamız çalışmamız? Bu yelek bu modeli çalışırsak daha uzun da güzel olmuyor. Olmuyor. Bu kısa olarak evet. Bu kısa. Çünkü göğsüm 50 ise basenim göğsümden epeyce büyükse katlanamaz önüm açık olur. Bu cepken şeklinde kısa birazcık böyle. Bu bir kısa yelek. Kısa tarifi. Yelek olarak evet. Sonra omuzlarımızı yine yapıyoruz. Evet. Omuzları kesiyoruz. Bu omuzların herhangi bir ölçüsü 9 santim. 9 santim. Kişiye göre hani zayıf milyon tipi 9 santim hemen hemen çoğu kişiye iyi geliyor 9 santim. Kadınlarımız zaten çok geniş omuzlu da değiliz. Evet. Yetiyor 10 santime en kadar, fazla 9 santime, 10 santime kadar. Bunları da bu şekilde yaptık. Evet. Şimdi ne yapıyoruz sonra size verelim bunu. Şimdi bir orlonumuz vardı. El işi ipi istemiştim. El işi kişinin kendine kalmış renk seçeneğim. Bir el işi, bir tığımız yeterli evet, oluyor. Evet bir tığ bir el işiyle yeter. Etrafını komple tığla ve bunu herkesin zevkine kalmış bir şey. Batma çıkmasını yapıyorum. Onu bir örnek. Kol oyuntusundan çıkardığım. Bakın şunlar da kol oyuntusudur. Evet, kol oyuntularını da çıkarıyoruz. Onları da şey yapacağız. Cep yapacağım. Cep yapacağız. Biraz sonra kol oyuntularım da cep olacak. Cep yapacağız. Şimdi biz reklam arasında bunu bitireceğiz. Size bitmiş halini göstereceğiz. Göstereceğiz evet. Sevgili izleyicilerimiz. Ama renk kendimiz seçiyoruz. Zevkimize kalmış. Evet, herkes ne renk istiyorsa. Ona ne diyoruz? Battı çıktı mı diyoruz? Evet. Batma çıkma yapabilir. Başka da yapabilir mi? Başka her şey yapabilir. İğneyle bile yapabilir. İğneyle tığla yapmıyorsa yani çok rahat şu şekilde. Su taşı bile yapabilir. Su taşı bile yapabilir onu yapmıyorsa ama makineye hiç ihtiyaç olmadan. Makineye gerek yok eliyle. Yani makinem yok ben yeleğim olmayacak diye bir şey yoktur yani. Mesela makinem olmasa da yeleğim olabilir. Renkleri farklı kullanabilir. Kırmızı kullanır, mavi, yeşil neyse yani. Ne isterse. Ne isterse biz burada lacivert kullandık. Maviye lacivert zaten çok güzel gidiyor. Kenarlarını sadece. Komple kenarlarını dönüyorum. Evet. Omza geldikten sonra bu omzu ördükten sonra arka omzumla iki omzumu birleştiriyorum. İşte oraya gidiyor. Tığla burasını karşılıklı. İşte makineme ihtiyacı olmadığı buydu. Yanda dikişim yok zaten. Hiçbir dikiş sonuçta yok. Bitmişim. Sadece, evet o şekilde olacak. Şimdi orayı birleştirmeyi nasıl yapacaklar? Yine tığla. Yine tığla. Bir tarafı bittikten sonra arka omzumu örerken karşıyı birleştiriyorum. Ha, anladım. İki tarafı örecek, iki tarafı da birbirine evet, birleştirecek. Hiç iğne ipliğe ihtiyaç olmadan el işi olanıyla iki tarafını bir saat sonra yeleğiniz bitmiştir. Bir saate bitiyor. Bir saate bitiyor. Aa, ne güzel. Böyle birbirimizi mesela bir şeye gittiniz, arkadaşlarınızla bir güne gittiniz, gezmeye gittiniz. Herkes otursun birbirine hatta yelek. Ay yılbaşı geliyor. Ben ay yılbaşı şimdi geliyor. Şimdi onu diyecektim açıkçası. Size, evet. Yılbaşında böyle bir şeyi hem ekonomik yarım metre polardan iki tane çıkıyor. Artı tığla yaptıktan sonra istiyorsak. Üzerine yılbaşı ağaçları, yılbaşı yıldızları yapabiliriz. Evet. Sap işi, zincir işiyle de o işleri elimizle, ardı iğneyle yaparak şık veya istiyorsak hediye edeceğimiz kişinin isimlerini yazabiliriz. Karşılıklı sağ birine, sola birine isimlerini yazarak evet, bu şekilde yeleğimizi. Ha, sonuçta aile bütçesine de çok şey kesinlikle. Diyor. Fiyat da uygun. Bütün aileye yapın yılbaşı gecesi de oh şöyle televizyonun karşısına geçip sıcacık. Hep birlikte sıcacık yeleklerinizle bizleri izleyin. Evet. O zaman reklamlara mı gidiyoruz? Reklamlara gidelim. Bakalım reklamlardan sonra şimdi Tüfiye Hanım reklamlar arasında ben bunu bitiririm diyor. Bir elden yapacaklar bakalım son hali nasılmış ben de merak ediyorum. Reklamlar. Evet sevgili izleyicilerimiz Derya Arca programımız devam ediyor.
Bugün Akmek'ten yine giyim öğretmenimiz Lütfiye Hanım'la, yine kursiyerimiz Şah Senem Hanım'la beraberiz. İlk bölümde pratik bir yelek Yelek. yapımını gösterdiler bize. Dikişsiz, evde dikiş makinesi olmayanlar için gerçekten oldukça pratik. Biz reklam arasında hallettik işi. Bilal'den böyle hem öğretmenimiz hem kursiyerimiz öyle hızlılar ki maşallah ikisi bir elden bitirdiler. Son bitmiş halini merak mı ediyorsunuz? O zaman gösterelim size efendim. Son bitmiş halimiz, evet, bu şekilde. Nasıl? Muhteşem oldu vallahi, Omuzları bravo. da gösterelim. Hiç dikişsiz, tığla Dikişsiz, evet, birleştirerek. omuzlarımız da bu şekilde nasıl olacak diye ben de merak ediyordum. Omuzları da her tarafı çektikten sonra Sonra zaten iki tarafı, iki omuzu da zincirle birleştiriyoruz. Ve cepleri dedik, kol oyuntularından da cepleri aldık. Evet. Cepleri de atmadık, şey yapmadık, kumaşı hiçbir telafi etmedik. Bakar mısınız, bundan da güzel böyle düğmeli mühmeli çok değişik bir şey oldu. Ama buna dediğimiz gibi siz istediğiniz şekilleri verebilirsiniz. Tabii Yılbaşı ki. geliyor dedik, böyle çam ağaçları yapabilirsiniz. Aynen. Papatya desenleri, çiçekler, ne isimler yazabilirsiniz. Burçlarımızı yapabiliriz. Aa, burç. Evet, biraz sonra astronomumuz geliyor. Hayır. Burçlar olur, çok güzel. Hediye yapacağımız kişinin burcunu işleyebiliriz, evet, üzerine. Olabilir. Çok basit bir iş tekniğiyle burcunu işleyip kişiye hediye edebiliriz. Kişiye özel bir yelek. Kişiye arkası da bu şekilde. Tertemiz. İyi günlerde giysin inşallah, evet, sahip. Ama dediğimiz gibi kısa yelek bunlar. Bir de böyle bir tane daha var. Bu da çok hoşuma gitti. Renkler de çok güzel bunda. Benim renkler kırmızı siyah olduğu için böyle beyaz kırmızılar benim. Ben de koçum. Koçlar kırmızıyı çok seviyoruz biz. Böyle kırmızılı bir, kırmızı siyahlı bir yeleğimiz var. Onu da şöyle aynı. Bunun biraz daha ölçüleri biraz daha büyük, geniş. Evet. Biraz daha geniş ama yine daha böyle farklı şekilde kullanabilirler. Kişinin kilolu ya da zayıf göğüs ölçümü ikiye katlıyorum, olay bitiyor. Evet, burada da çok güzel yeleğin şeyine, ceplerine bunlar aksesuar olarak tabii şey yapılmış, kullanılabilir mi? Yani cep olarak çok fazla cep kullanmıyoruz ama aksesuar gibi. Cep bir aksesuar diyoruz. Aynen öyle. Vallahi daha neler yapıyoruz, neler yani sevgili kadınlarımız diyorum ya. Şimdi sevgili izleyicilerimiz, biraz daha biz işi ilerlettik. Artık yeleklerden nelere geçtik? Kaftanlara geçtik. Parayolar mı diyoruz biz buna? Pançolar. Pançolar, pardon. Pançolar. Pançolar diyoruz. Şimdi burada ben hatta yeleklerin devamı, hatta biraz önce ilk bölümde bir yelek görmüştük. Yine bu tonlarda bir yeleğimiz vardı. Şöyle alalım. Bu yeleğimizin Lütfiye Hanım takımını yapmış. Bir de panço yapmış. Şöyle ben müsaade ederseniz, kameralarımızda şeyse ben bir giymek istiyorum. Lütfen. Evet. Şöyle giyeyim bir üstüme. Çünkü giymeden bunu gösterebilmek çok zor. Sevgili izleyiciler, biz böyle kış aylarında, evet, ne tarafa dönüyorum, böyle mi? Yani önü biraz, tabii bu biraz ölçüler büyük, evet, ama evet, daha şeyde kişiye özel, ama bu şekilde içi de farklı. İki de kullanabilirler değil mi? Kullanabilirler. İki de kullanabilirler. De bu şekilde kullanabilecekleri güzel bir panço olmuş. Şurada bir tane daha var. Hazır ayaktayken bunu da giyeyim ki bir daha. Evet, bakalım. Şimdi burada yine, of, sıcacık tutar vallahi bunlar kışın. Ve bir de %100 pamuklu giydiğimizin içi de dışı da panzen. Bakar mısınız? %100 pamuklu kumaş. Evet. Buyurun. Şöyle mankenlik de yapalım. Evet. Böyle arkamızda gösterelim. Bu şekilde. Çok da pratik. Aynen öyle. Brücünlerin üzerine bir de olur, şeyleri olur, hepsine olabilir. Derya Hanım, bu modelimizi yazın tülbentle çalışıyoruz, yazlık versiyonu. Kışın da pazenle çalışıyorum, evet, kışlık olarak, daha kalın olarak. Evet, yani istediğimiz şekilde kot, yani bunu dediğimiz gibi farklı kumaşlardan yapabiliriz. Tabii. Ama daha çok bunlar daha sağlıklı. Evet. Hem de kış aylarında da bizi sıcacık tutacak. Güzel, değil mi, kumaşlar? Şimdi ya bakalım. Kullanmadığımız şallarımız vardır. Ha, hemen hemen, evet, bütün bayanların şöyle yapalım. Şalları vardır evinde, yünlü, kalın, ince. Evet. Şalları ikiye katlayıp şu modeli uygulayabiliyorum. Aa. Yakama oyuyorum. Bu da çok pratik bir. Bu da çok Şimdi pratik. Bunu nasıl Aynısı. Yapıyoruz bilemiyorum ama. Bu da çok pratik. Bunu bir gösterebilir misiniz şuradan? Şu oturarak gösterelim. Tamam. Şimdi bu böyle, ben hani çok biraz komplike geldi ama. Bu şöyle. Bu bir kum
Yine şu şekilde bütün bir kumaş şöyle katlanmış. Aynı kaç model. Metre bu? Yani pazenler teken genelde. Teken olursa boyumu nerede istiyorsam. Boyunu siz belirliyorsunuz. Boyunu siz belirliyorsunuz. Ha, demek ki yelek gibi hemen hemen çok kolay. Evet, evet. Anladım. Ama bunda içini de pazen çalıştık, dışını da pazen çalıştık. Ha, çok kapatıp, kolaymış. Evet. Tabii bunu dikiş makinesiyle çalışacağız. Bunu dikiş makinesiyle. Ama çünkü şunların temizliğini falan mecbur dikerek döndürüyorum. Yine ölçülerimizi çoğu bedene uyabilir. Uyar. Standart. Bunda ölçü sıkıntısı çok olmuyor. Yani bu 3-4 bedene bile hitap edebilir. Zaten kışın daha böyle şey giyiyoruz, salaş giyiyoruz. Ha, yazlık olarak çalışıyorsam da bu şifon çalışabilirim. Daha şık olsun. Daha şık gece için bir şey oluyorsa. Pareo şifon tarzı da olabilir. Bu, bunun türben çalışıp pareo yapabiliyorum. Şile bezi yapıp ahşap boncuklarla, tahta boncuklarla süsleyip Yine pareo. Bunun yazlık versiyonu oluyor bu defa. Kışlık ve yazlık versiyonu. Evet. Yani hani çalışması çok kolay. Kişi bunu öğrendikten sonra her şeyi uygulayabilir. Evde kalmış diyorum ya şallarımı. Şallarımı ikiye katlayıp şu modeli öyle açık olmadan bütün olarak uyguluyorum. Kullanabilir. Mesela şimdi biz sabahlık diye bir kadınlarda bir sabahlığı severiz ama mesela sabahleyin kalktınız. Yani bu tür şeyleri de kullanabilirsiniz. Evde de kullanabilirsiniz. Tabii hani ki. Çok rahatlıkla üzerinize bir şey alın. Değil mi? Üşümeyin. Boyu sana kalmış. Boyunu nerede istiyorsak evet. Bunda çalışabiliriz. Aynen. Bunda boy sıkıntısı veya sizin giydiğinizde boy sıkıntısı yok. Ama İstediğimiz şu yeleğimizde çok uzun boy evet, çalışamıyoruz. Çok uzun çalışmıyoruz. Anladım. Şimdi sevgili izleyicilerimiz, anneli kızlı, sevgili kızları olanlar, şanslı anneler. Evet. Biz böyle kızımız olmadığı için böyle özlemle bakıyoruz ama kızları olanlar için böyle elbiseler yapmışlar. Ben bayıldım onlara. Bir alabilir miyim onları lütfen? Özellikle doğum günlerinde evet. Ben çok seviyorum. Kızlarınızla mesela kızı olanlar özellikle bu da bir yaş falan mı? Evet. Da bir iki yaş evet. Gibi diyelim. Böyle kızınıza bir elbise diktiniz. Bakar mısınız pazen? Evet. Çok da sağlıklı. İçerisine bunun bir body giydirebilir. Evet, mevsimine çünkü göre, mevsimine yarım göre, kollu uzun kollu giyilir. Kışın yazın kullanılabilir ama daha çok tabii bu kış ayları için baharda, kullandık. Tabii. Hadi bakalım bunu kızına giydirdik. Bunun bir de anne versiyonuna bakalım. Hemen annemize de böyle bir şey diktik. Ama annemizin fiyonkları yok. Ben hemen onu fark ettim. Evet. Annemiz de bunu giydi. Anneli kızlı. Oh ne güzel. Doğum günlerini beraber evet, kutladılar. Çok da keyifli olur. Bunlar istediğimiz renkte kumaşlarla çalışabiliriz. Pazenlerin bütün renkleri var. Ne renk seviyorum? Ya ben birazcık kiremit ve şey tonları ağırlıklı evet, olduğum için. Evet, bu kış tonları. Evet. Siz yani evet kırmızı, daha çok pastel mavi, tonlar evet. Seviyorsunuz. Hı-hı. Çok da güzel olmuş. Anneli kızlı güzel güzel. İyi günlerde giysinler inşallah. Şimdi elbiselerden devam edelim. Burada çok şık bir hatta gece elbisesi olarak bile kullanılabilir. Böyle kadifelerle yine pazenler çalışılmış. Evet şurada yine şöyle bakalım. Evet kollarda kadifeler yine bu var. Işte, evet yine yakada bir kombin şey yapmışsınız. Yine aynı şekilde kadife kullanmışsınız. Buna tül kullanılabilir istersen. Buna tül kullanılabilir. Bir de şifon kazaklarımızı da kullanabiliriz. Kazak kullanabiliriz. Yani yeni kumaş almaktansa evde kalmış giymediğim bodilerim vardır, örgü kazaklarım vardır. Onların kollarını pazen elbiseye uyarlayabiliriz. Pazenle yünün kombini çok daha şık olur. Valla eskiye sizlerin sayesinde dönüyoruz. Öyle oldu. Pazen elbiseler eskiden hani düşünüyoruz annelerimizin, anneannelerimizin giydiği kumaşlardı. Ama şimdi artık yavaş yavaş eskiye dönüyoruz. Esasında sağlıklı giyiniyoruz. Bizler artık çok gerçekten jersey kumaşlar, naylon karışımlarını çok kullanıyoruz. Sentetik kumaşların onların sağlığımıza da zararı var. Biraz sonra onun üzerinden de konuşacağız. Bir de neyimiz var? Pantolonumuz var. Pazen pantolonumuz var. Bu da ben de şunu dedim hatta biraz önce pazar günleri oh böyle takın çıkın. Hadi bakalım böyle rahat. Bu da Şahsenem Hanım'ın yine bir çalışması. Evet. Şahsenem Hanım işi artık iyice ilerletti. Vallahi bakar mısınız? Çok da rahat. Evin içerisinde de giyebilirsiniz. Sıcacık. Dışarıya da çıkabilirsiniz böyle sıcacık. Çok da sağlıklı. Bu da çok kolay mı dikimi? Nasıl zormuş Ahsenem Hanım? Size her şey kolay gelecek. Vallahi.
Kolay mı? Ben en zordan başladım. En zordan başladım. Çok kolay geldi evet. size. Bunun üstüne esasında daha uzun bir yine şeyle yelekle. Ya da yelekle de olabilir. Yelek tabii. Bir yelekle de kombin. Yelek dikeceğim onun üstüne. Hı-hı. Olabilir. Hatta şöyle bir yelekle bile. Yelek turşusu bulacağım ben. Valla şöyle bir yelekle bile bakın nasıl evet. kombin oldu. Yani çok da güzel olur. İyi evet. günlerde giyin efendim. Çok çok güzel. Şimdi sevgili izleyicilerimiz gerçekten bunun sonu yok. Yeter ki isteyin ve sağlıklı giyinin dedik. Şimdi daha çok tabii kadınlarımızı siz biraz daha sağlıksal boyutunu düşündünüz. Böyle pazenler pamuklara mı yönlendiriyorsunuz? Nasıl peki yeni nesil tercih ediyor mu bunları? Ya mümkünse yönlendirmeye çalışıyorum olabildiğince. Ama şöyle birkaç tane başladığım zaman hani önce bir tane iki tane kendim başlıyorum önceden. Hı hı hı. Öyle olunca görsel olunca daha farklı oluyor. Yapınca kendiniz beğeniliyor. Beğeniliyor kesin o zaman hemencik yani tamam. söylemek ve uygulamak farklı oluyor. Doğru, uygulanmış doğru. bir tane ürünü gösterdiğimiz zaman tülbent ve şile bezlerinde bunu çok fazla yaşadım açıkçası. Antalya'da da tamam evet. kışımız var ama evet. yaz ağırlığımız çok fazla. Yazın mümkünse sıcak. Şile bezinin tüm Hı. renklerini çalışmak istiyorum. Hı. Tüm renklerinde de şalvar çalışıyorum, yelek çalışıyorum, pareolar Hı. çalışıyorum, plaj kıyafetleri. Yani aklınıza ne gelirse. Yazın daha rahat giyeyim. Zaten sıcak, zaten sığamıyoruz Hı. bir şekilde içimizi. Ama rahat kıyafetlerle bir şekilde kamufle ediyoruz yani. Evet gerçekten terli insan vücudu terliyor tabii ki. Terliyorsun terliyor kesinlikle. Ama terlediğin zaman da özellikle bakterinin vücudunda siz sağlıkçısınız bu konuda daha bir bizi aydınlatırsınız ama gerçekten öyle terlediğin zaman o bakterilerin orada kalması şeyine evet. kumaşın da ona emmesi lazım ki evet. sağlıklı da terleyelim. Terlemek de bizim en doğal hakkımız en doğal esasında. Yani. Ama şimdi gerçekten toksinleri atıyoruz ama sentetiklerle terledik mi Hı-hı. hem hoş olmayan kokular çıkıyor bedeninizde Hı-hı. hem de sağlıksız. Evet. Ama şimdi hazır giyimde çok fazla tercih ediyorlar değil mi? Özellikle sentetikler, naylon kaşığı. Şöyle ama o hazır giyimde bu çok fazla tercih ediliyor ama bizlerde de mesela gerçekten kurs merkezlerinde gençlerimiz de var. Onlar da. Ve evet ben daha çok saygı duyuyorum ki gençlerin de böyle bir şeylere evet, yönelmesi. Çok güzel. Yani iyi ki bu kurs merkezlerimiz Vallahi, var. Vallahi bravo. Ha, KPS tarafında ücretsiz olması çok güzel. Tüm kurslarımız ücretsiz. Çalışanların da geliyor mu peki aktif çalışanlarımız geliyor. Aktif çalışanlarımıza uyamıyor. Hafta içi mesela ben hafta içi bir gün, hafta sonu bir gün gidiyorum aynı gruba. Şimdi öbür bir gruba yine hafta içi gidiyorum. Hafta içi olunca olmuyor. Çalışan ama geçen grupsa... cumartesi pazar grubum vardı. Onda çalışan grubu vardı. Hafta sonu grubuna gelebilirler. Hafta sonu grubuna çalışanları da buradan en azından aynen öyle. Çalışanlar da gerçekten bir şey yapmak istiyorsak her halükarda yaparız. Şimdi hep kadınlara yönelik çalışıldı ama erkekleri özellikle bu evde yine kullanabilecekleri pijama demeyelim de bunlara yani pantolonları kullanabilirler değil mi? Evin içerisinde de kullanabilirler. Rahatlıkla eşlerine de yapabilirler bunu sevgili kadın. Yelekler zaten yapılır. Öbür grubumda yaptık. Hı-hı. İlk başladığımız tamam bu grubumuzda herkes kendine özellikle kendine bir tanesi ısrarla ben eşime dedi. Ve eşine düşünenler de var. Eşine de kaşeden çalıştık. Kaşeden. Düz renk kaşeden içini de kapladık kaşeden. Şey yelek mi yaptınız? Yelek yaptık. Oh, çift bir taraflı yelek. İki tane de cep koyduk. Oh, ha, önüne de dedim fermuar çalışalım bunun. Kaşın erkeklere daha tabii, hoş. Yani cihat düğümü fermuar daha farklı. Modern. Kolsuz, hafif mont gibi de olsun diye. Çok güzel. Ona da o şekilde. Şimdi tabii yani sonu yok ama yeter ki isteyin. Evet. Ben en çok da şeyi seviyorum. Bu emekle yapılan şeyin diyorum ya birine hediye edildiği zaman o insanın hem onu giymesi, onun üzerinde görmeniz zaten ayrı bir mutluluk. Aynı zamanda gerçekten emek çok farklı bir şey. İnsanın emeğiyle yapılan bir şey çok farklı bir şey. Şimdi biz gerçi tabii o kadar çok çeşit var ama biz tekrar inşallah alacağız sizi. Daha farklı çalışmalar var çünkü. Orada geri dönüşümler var. Geri tülbentle yapılmış çalışmalar var. Şurada bir tane poliyomuz onu gösterelim isterseniz. Ondan bir dahaki sefere çalışalım. Benim çok hoşuma gitti bu. Böyle sakladık ama bunlardan da bir sonrakinde yapalım. Şimdi bunlar böyle şıkır şıkır. Şimdi yaz ayları bitti ama sevgili izleyicilerimiz bakar mısınız? Lütfiye Hanım ne yapmış? Böyle çok güzel bir elbise. Şık bir böyle ya istiyorsak altına tayt giyebiliriz. Tayt giyebilir. Body giyebiliriz. Body giyebilir yani. İçine aynen. Çok da güzel olmuş. Çok da pratik bence. Aynen öyle. İki çok tane tülbentten. Bir dahaki sefere
Bir daha kesme falan da yok bunda da. Bunda İki da türden. Hiçbir evet. şekilde dikişsiz. Yine bir tığımız olmazsa olmaz benim bir tığım olacak. Pullar. Bu da çok güzel olmuş. Ellerinize, emeğinize sağlık. Bunu da bir sonraki şeyimizde inşallah kullanacağız. Bakalım neler yapıyorsunuz. Bu ricinlerden özellikle çalışmalar yapacağız. Çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Güzel bir program oldu ama en azından burada sevgili izleyicilerimizi de bilgilendirdik. Sağlıklı giyinin diyoruz. Özellikle pamuklu, pazenli kumaşları lütfen. Mümkünse pamuklu. Pamuklu. Yazda, kışta, kışın pamuklu. Pazen pamuklu ama mümkünse. Pamuklu. Yazında pamuklu, tülbent, şilebezi. Mümkün olabildiğince pamuklu. Şilebezi. Kalmış kotlarımızdan yelekler onları aksesuar olarak da yine üstlerimize kullanabiliriz ama iç zeminimiz mümkünse pamukluyu tercih ediyorum. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Şimdi biz reklam arasında gideceğiz. Reklamlardan sonra sevgili izleyicimiz astroloji köşesinde Gamze Hanım'la devam edeceğiz. Telefon bağlantılarınızı bekliyoruz. Efendim reklamlar. Sevgili izleyicilerimiz, astrolojiyi merak edenler, astroloji köşesiyle Gamze Benzer'le astroloğumuzla beraberiz. Hoş geldin. Hoş buldum Derya Hanım. Evet, nasılsın? Teşekkür ederim. Biz nasılsınız? Bakalım bugün diyeceğiz sana soruyoruz. Bugün ikizler dolunayımız evet, var. Evet, evet. Böyle bu hafta biraz böyle bir karamsarlıklar yaşadık. Geçen hafta zaten söylemiştin. Öyle gerçekten ama inşallah güzellikler gelecek. Güzellikler şöyle gelecek. 2017 evet, evet. Güzel güzel uğurlayacağız. Aynen 2018'e öyle. De güzel güzel güzelliklerle gireceğiz. İnşallah 2018 her şeyin ötesinde hepimize, Türkiye'mize güzellikler. Hayırlı uğurlu olsun. Aynen öyle. Dün zaten bir 6.47'de akşam üzeri. Akşam. 18.47'de bir ikizler dolunayı oldu. Sizin de dediğiniz gibi aynen biraz karamsarlık hakim. Evet. Herkes biraz daha kendi içine döndü. Tabii ki Merkür retro pozisyona geçti hemen arkasından. Yani geri harekete geçti Derya Hanım. Bu geri harekette tabii ki iletişimsel olarak şimdi Merkür bizim düşünce gücümüz. Hani zihnimiz, algımız olduğu için tabii ki bir algılayışta bir duraksama hani zihinde bir dağınıklık yaratabiliyor. Evet. 24 Aralık'a kadar yaklaşık geri hareketini sürdürecek. Tabii ki bu karamsarlık, depresyon hali biraz Merkür-Satürn kavuşumundan oldu. Tabii ki direkt Ay'a karşıtlığı vardı zaten. Hemen şöyle bir şey, bir yay stelyumu var zaten Dolunay'da. Şimdi şu gerçekler, hayaller. Tabii ki Dolunay'ın en önemli aslında bize farkındalığı bir tek karesi var. Yani bir sert açı kalıbı var Dolunay'da. Bu da biraz Neptün yani sisli bulanık, dağınık, kafa karışıklığı, hayal kırıklığına da biraz yatkın olabiliriz. Ama bu durumdan tabii ki hani çıkmak lazım. Sadece önemli olan burada fark etmek lazım. Sizin de dediğiniz gibi evet biz 2017'ye daha sistemli gireceğiz. Hani daha net gireceğiz ve bu 3 haftada neyi eksik? Hani 2,5 yıl Satürn yay transitinde biz neyi eksik bıraktık? Neyi tamamlamadık aslında? Ne gibi farkındalıklar oluştu da bu son dönem? Hani son bir ay kala artık önümüze düştü. Evet. Bunları biraz daha hani tölere etmek. Yani bunları biraz daha tamir etmek aslında Merkür Retro'yla. Anladım. Bir onarım dönemi. Buna dikkat edeceğiz. Belki ertelemişlikleriniz bizim önümüze çıkacak. Değil evet, mi? Onlardan evet, dolayı evet. belki biraz sıkıntılar yaşayabiliriz. Çünkü bazı şeyleri hep hayatımıza erteliyoruz. Erteliyoruz. Var olan şeyleri yok gibi sayıyoruz. Evet, esasında bunlar hayatımız hep olan şeyler ama erteliyoruz. Ama onlar biraz yüz üstüne çıktı herhalde. Çıktı maalesef 6-12 aksında çok fazla işte tutulmalar oldu. Dünkü Dolunay'da zaten ikizler yay aksıydı. Yani bunlar tabii ki bir şöyle bir şey, bilginin yanlış kullanımı. Hani ciddi anlamda iletişimsel krizler ya da gene adaletle ilgili kavramlar aslında, hukuksal kavramlar. Ya da işte gözümüzden kaçırdığımız şimdiye kadar Neptün yan çünkü. Yani o tekarenin işte apeksi Neptün olduğu için...
Şöyle bir şey var, hani biz görmezden geldik birçok evet, şeyi. Neyi görmezden geldiysek onlar önümüze pat pat çıkıyor. Ve tabii ki burada da bir hayal kırıklığı oluşabilir. Ders veriyor zaten. Ders veriyor aslında. Değil kötü değil, tamamıyla bir farkındalık hani. Bu dönem sadece işte o yarım kalan, eksik kalan neyi bıraktık? Gerçekten biraz kendimize dönüp. Çünkü ay ikizler de 12. evde ve çok huzursuz ve gergin bir enerjiye sahip. O nedenle kendimize dönüp aslında biraz kendimizi sorgulama Doğru. süreci. Biz kandırıldık mı yoksa biz kendimizi mi aldattık? Asıl mesaj bu aslında. Doğru. Farkındalık bu. Kesinlikle. Tabii ki güzel açılar da var. Hani Merkür'ün Mars'ın desteklediği, onun harici Satürn, Uranüs açıları var mesela. Bunlar hep destekleyici. Bunlar gerçekten şu dönem Merkür-Satürn kavuşumu sadece kötü değil. Bu olumsuzluktan o kadar çok hani kısmetli olumlu şeyler çıkaracağız ki farkındalıklar ve hani gelecek için hedeflerimizde o kadar çok tecrübe yaratacağız ki önemli olan buna odaklanmak. Evet, farkındalık dönemi aslında bu. 3 haftada 3 haftada Merkür Retro ile beraber bunları tamamlayabilmek. Anladım. Ve Satürn Oğlak transitine İyi, sorunsuz girebilmek. İnşallah, vallahi yapalım ya, güzel şeyler olsun. Sevgili izleyicilerimiz, bugün biz hani böyle biraz tabii ikizler dolunayını konuştuk. Yine birkaç şey daha konuşacağız herhalde. Tabii ki, daha bitirmedim zaten, daha, konuşabiliriz. Tabii bunları konuşacağız ama bunun dışında artık bugünden itibaren sevgili izleyicilerimiz, geçen hafta bize başladınız zaten, telefon bağlantılarımız başladı, çok meraklılar. Bugün de... Bugünden itibaren artık bilgisayarımızı da aldık geldik. Artık bilgisayarımız da açık. Tabii ki çok detaylı olmaz. Çünkü doğum haritası çok geniştir. Buradan Gamze Hanım'a sormak istediğiniz özel olarak mesela hani bir kısım mesela ne bileyim iş hayatınızla ilgili şu dönem yapmanız gereken bir şey vardı. Onunla ilgili harita ne gösteriyor? Böyle sorularınızı alabiliriz. Buradan da bunun bir duyusunu yapalım. Yavaş yavaş telefon bağlantılarımıza geçeceğiz ama daha öncesinde bakalım ikizler dolunayı neler yaşatacak bize? Evet, biraz devam onları edelim. Devam edelim. Tamam. Evet. Şimdi destekleyici açıları söyledik. Jüpiter Neptün üçgeni var. Hani ben direkt olumsuz odaklanmayayım. Jüpiter Neptün üçgeni de bize hedeflerimiz gelecekle ilgili yapabileceklerimiz, yeteneklerimiz doğrultusunda bizi parlatıyor aslında. Yani burada da gerçekten gene böyle bir hani dualarımız, dileklerimiz, niyetlerimiz, çalışmalarımız Satürn'de Uranüs üçgeniyle destekleniyor ve karşılıksız kalmayacak. Uranüs Plüto karesi var. Bunun yanında bu ne veriyor? Şimdi şöyle bir şey. Ani çıkan, oluşan bütün durumlar farkındalıkla ilgili tamamıyla. Dediğim gibi şöyle bir şey. Plüto zaten Oğlağı biraz hırpaladı aslında bu 2009-2010'dan beri. Şimdi Satürn geldiği zaman evet biraz daha rahatlatacak. Yani o çünkü Plüto önce yıkar sonra yapar, inşa eder. Satürn'ün kendi evine gelmesiyle beraber, kendi gezegenine gelmesiyle beraber biraz rahatlayacağız. Tabii rahatlarken de dediğim gibi sadece şöyle bir şey, tembellik, disiplinsizlik, samimiyetsizlik, dürüst olmayan hiçbir davranışı, hiçbir şeyi şu dönem çok fazla kabul etmiyoruz ve yeni döneme taşımıyoruz. Bu da güzel bir şey. Taşımayalım aslında. Yani. Taşımayacağız. Evet, taşımayalım. Eskiyi bırakacağız. Evet, taşımayalım. Bunlar önemli olan. Mars-Uranüs karşıtlığı var. Tabii ki Mars terazide çok yordu. Yaklaşık 40 gündür. Şu an akrebe geçiyor bu hafta sonu, sonuna doğru. 9'unda akrep burcuna geçecek ve akrep burcunda yücelecek. Başak'ta zaten yormuştu. Yani 2-2,5 aydır ilişkilerle ilgili şöyle bir şey, dengesizlik, hani tutarsızlık ya da tahammülsüzlük. Yani ben artık bu durumdan hoşlanmıyorum. Ben artık hani her türlü ilişkide ben artık ona tahammül edemiyorum. Boğuldum hani, artık. Evet, boğuldum artık. Ben onu çekemiyorum gibi. Hani böyle düşündüğümüz durumda biraz toparlanacak ilişkilerle ilgili. Tabii ki Mars Akrep'e geçene kadar. Bunlar yaşayacağız ama yani bunlar geçici bir şeyler. Ama bunu sanırım bu dolunayda da iyi bir şu 3-4 gün yaşayacağız. Tabii ki 2 hafta yoğun etkisi var bu dolunayın. Böyle bir şey hani farkındalık 6-12 biraz daha çünkü... Aksi şöyle bir şey, dediğim gibi 6-12 deyince hani bizim bilinçaltındaki korkularımız, geçmişten bugüne gelen biraz hesaplaşmalar, onun harici dediğim gibi hapishaneler, hastaneler, bakım evleri
demektir 12. ev. 6. eve bakınca da işçi, emekçi, hani memur, bunun yanında gündelik yaşamımız, çalışma ortamımız, iş ortamımız, iş arkadaşlarımız, gündelik yaşamımızdaki hani gene evcil hayvanlarımız. 6. evde burasıdır. Şimdi tabii ki Merkür'ün ikizlerde yükselip karşıt evinde yer alması ve es pozisyonunda tabii ki şu an çok sıkıntılı. Bir kere bilgi, dedikodu, hani iletişim sıkıntıları, onun harici yayda olduğu için eğitimlerde belki pürüzler, özellikle yurt dışı bağlantılı. Bunun yanında seyahatlerde sıkıntılar, aksaklıklar, pürüzler. Bunun yanında iletişimsel yakın çevre, yakın arkadaşlar, akrabalar, yakın akrabalar, komşular, kardeşler. İletişimsel biraz gerginliklere ya da onlarla ilgili gelişmelere açık bir dönem. Bakalım ne gibi şeyler fark edeceğiz. Doğru. Bu dönem ondan dolayı evet 24 Aralık'a kadar sakin kalmakta fayda var. Bu dönem fark edeceğiz. Evet, mesela siz de toplumsal olaylara hani evet toplumsal olaylara bakıyoruz. Gerçekten hassassınız evet. Biliyorum. Derya Hanım, hani dün hemen çok kısa bir şey söylemek istiyorum. Hayvanlarla ilgili bir şey oldu. Çok fazla takip etmedim ama Erzincan'da bir gene bir subayın kediye çok kötü bir yaklaşımı, hani yaklaşım diyemeyeceğim, bir vahşet gibi bir şey oldu. Maalesef artık hani 2,5 yıldır Satürn transitinde lütfen fark edin. Yani çok, biraz çok daha artık hepimizin farkındalıklı olması ve artık bunu hepimizin gerçekten adalete taşımamız gerekiyor. Çünkü duyarsız kalmayalım. Özellikle hayvanlar zaten sizin de benim de çok hassas noktalarım. Hiç dayanamıyorum ben böyle şeylere. Evet. Bir telefonumuz varmış. Tabii bekletmeyelim. Tabii ki. Alo. Alo. Merhabalar. Merhaba. Emre Bey arıyor bizi. İlk izleyicimiz erkek izleyicimiz. Evet. Hoş geldiniz Emre Bey. Emre Bey bizi Burdur'dan alıyor. Emre Tümen. Nasılsınız efendim? Evet, iyiyim. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederiz. İyiyiz biz. Astrolojiye böyle ne güzel. Erkeklerimiz de çok meraklı. Evet, ne güzel. Buyurun Emre Bey, sizi Gamze Hanım'la baş başa bırakalım. Sorunuzu alalım. Buyurun. Teşekkürler. Ben 22 Nisan Boğa Burcu'yum. Hı hı. Boğa Burcu'nun genel durumu ve ilişki durumu hakkında bilgi almak istiyorum. Tamam, Boğa Burcu'nun genel durumuyla ilgili bir şeyler söyleyeyim hemen. Boğa Burçları bu dönem şöyle bir şey, yatırımlardan biraz uzak dursunlar, riskli yatırımlardan. Para hesaplarını iyi yapsınlar, ticari işleriyle ilgili gelişmeler olabilir. Biraz da kendilerine dönüp kendi değerlerini bilmeleri, kendi yeteneklerine yönelmeleri gereken bir dönem. Dönemsel olarak Boğa Burçlarının. Evet, şimdi böyle haritadan da hani bilmiyorum doğum tarihini falan verip de böyle genel bir şey de olabiliyor mu? Öyle yapalım aslında mı? Aslında olabilir ama şey Derya Hanım, saatini söylemediği için hiç şey yapmadım. Emre Bey, isterseniz yapmadım. Hani şimdi herkes Boğa Burcu'dur ama Boğa Burcu'nun genel özellikleri tabii ki kapsayabiliriz. Ama sizin haritanız bakalım nedir? İsterseniz doğum tarihinizi açık olarak verin, saati de biliyorsanız haritadan bir baksın Gamze Hanım size. Şöyle, 22 Nisan 1996 doğumluyum. Ne güzel bir günde doğmuş. 23 Nisan. 22 Nisan 1996. Nisan. Çok özür dilerim ben. Yani yükselenimde ikizler. Hani tam saati bilemeyeceğim, akşam üzereymiş ama. Biz bakalım, biraz sizi bekleteceğiz. 22 Gerçi Nisan. Bu biraz uzun sürebilir. Saatinizi tam bilmiyorsunuz değil mi? Evet, bilmiyorum. Ona evet ancak saati işte bilmek lazım. Evet, saati bilmem lazım. Yani şu an evet, için ona o zaman bakalım. Evet, ona bakmam için biraz yapalım. Zaman alır. Emre Bey şöyle yapalım. Anneniz evet. Sağdır inşallah. Anneniz evet, sağ. Hı-hı. O zaman bizi tekrar arayın. Ya haftaya arayın ya da tekrar evet. Bilmiyorum, düşünebilirseniz tekrar arayın. Doğum saatinizi öğrenin. Çünkü doğum evet. Saatine göre bakılması gerekiyor. Aynen. İsterseniz yani tekrar şu arayın. Şu anda çünkü sadece evet, söyleyeceğim, çok genel olur. Evet, doğru. Söyleyeceğim şey aynen. Tabii ki nasıl diyeyim? Yükselenim ikizler olabilir dedin. Tabii ki ben uzatmayacağım zamanı burada. Ne yorum yapabilirim? Biraz daha kendine dönmen, içine dönmen, biraz daha kendini sorguladığın, belki sorgulayarak da şifalanacağın bir dönem aslında. Hani evet. Bu da sana etkili olur. Evet. Ama iş yeterli konusunda olur. Da çok evet. Fazla şu ara riski almayın diyor. Ama evet, tabii evet. Eğer doğum saatinizi bilirseniz genel anlamda da daha detaylı ne olduğuna bakabilir. Evet. Biz izlemeye devam edin o zaman Emre Bey. Tekrar arayın peki. Bizi. Peki tamam. Olmazsa yarın süre zaten de ben tekrar size ulaşırım. Tamam. Tamam. Düşürebilirseniz bekleriz tabii ki. Oldu madem. Teşekkürler. Teşekkür ediyoruz. Görüşürüz efendim.
Tabii şimdi doğum saati gerçekten önemli. Hı-hı. Şimdi bizler burada astroloji çok bir geniş bir derya esasında. Hı-hı. Ben hep onu söylüyorum. Şimdi herkesin birçok burcumuz tabii var bizim. Ben de Koç burcuyum. Hı-hı. Ama Koç burcunun özelliklerini taşıdığım gibi karakteristik kendi özelliklerimi de taşıyorum. Tabii ki. O yüzden doğum haritamız bizim çok önemli. Doğum haritamızda her şey gizli. Evet. Ve ben bu konuda gerçekten Gamze Hanım'ı çok takdir ediyorum. Çok güzel bir hafta sonu biz böyle biraz bir baktık. Özellikle ben oğlumla ilgili ondan biraz destek istedim. Gerçekten ve yorumsuz bir şekilde. Hani yorum önemli ama yorumu bize bırakıyor. Bazen hani doğum haritalarında çok fazla yorumsal bakılmasını ben hoşlanmıyorum. Hı-hı. Çünkü insanlar yönlendiriliyor. Evet. Burada yorum kişiye bırakılmalı. Hani kesinlikle. Bir konuda belki yol haritasını bizim kendimiz çizmemiz gerekiyor, değil mi? Astroloji aslında hayat amacını gösteriyor, hı hı, Derya Hanım, ama birçok kişi gerçekten tabii ki şöyle insanlar hayatlarını merak ediyorlar. Hani ne zaman evlilik, evet, yapacağım ya da ne zaman kariyer değişikliği yapacağım. Sadece biz seçimi karşı tarafa bırakırız. Hı. Yani yorumu yaparız. Hani olasılıkları söyler astroloji. Yani sen sınav alanını bilirsin, mücadele alanını bilirsin. Hı hı. Ne yöne gideceğini bilirsin hayat içerisinde. Bilinçlenirsin, evet, aslında. Farkındalık kazanırsın. Tabii ki de o zaman da bakış açını değiştirebilirsin. Kesinlikle. Hayatını daha çok kolaylaştırabilirsin. Net keskin yorumlar çok da benim girmediğim durumlar. Çünkü karşı tarafın seçimine kalmış yine hayatı. Aynen. Ama şöyle bir şey de var. Astrolojide tabii evlilik bekleyen şu anda gençlerimiz var. Tabii ki. Evlenmek en güzel şey gerçekten. Herkesin hayalini süsler. Özellikle genç kızlarımızın, hı-hı, güzel bir yuva kurmak isterler ama hani doğru belki harita şunu söyler, bu zamanda evlilik olursa, değil mi, senin için hayırlı olacak ya da daha iyi bir düzen olabilecek, değil mi? Bunu gösteriyor. Evet, evet, o tarihlerde da evlilik yapabilirsin. Tabii ki. Ama yapmayabilirsin. Bu da senin seçimin tabii. Tabii ki, aynen. İlişkiyi seçeceğin çok önemli. Seçimler çok önemli hayattaki. Hı hı. Evleneceğin kişi de çok önemlidir hayatta. Ben öyle düşünüyorum. O nedenle de gerçekten seçmen gereken kişiyi de, hı, en azından gösterir. Orada da farkındalık yaratır. Sen, evet, de daha çok bilinçli olabilirsin. Çünkü bazen maalesef haritadaki mesela Venüs balık, hı, hani siz sorduğunuz için açayım dedim biraz. Çok fazla karşı tarafı hayalleştirir mesela. Evet. Hayalleştirirken de çok fazla fedakarlık altında kurbana doğru gideriz. Zarar da verebilir. Evet, aynen. Gülsar Hanım arıyor bizi Tokat'tan, değil mi Tokat? Doğru mudur? Evet. Hoş geldiniz. Gülizar Hanım, hoş geldiniz. Ne güzel, böyle Tokat'tan aranıyoruz. Buyurun efendim. İyi yayınlar öncelikle. Ben Yengeç Burcu'yum. Burcumla alakalı yorum almak istiyorum da. Şöyle yapalım mı Gülizar Hanımcığım? Şimdi biz biraz daha dedik ki bugün daha detaylı bakalım istedik. İsterseniz şöyle yapalım. Siz doğum saatinizi biliyorsanız doğum tarihinizi Gamze Hanım'a verin. Sormak istediğiniz mesela sağlık olur, ilişki olur, bir sorunuz varsa haritadan o size yanıtlasın, olur mu? Olur. Tamam, alalım o zaman. Size bu konuda Gamze Hanım'ı size baş başa bırakıyorum. Buyurun. Yengeç Burcu'yum. 1994 doğumluyum. Gün, ay, yıl var, evet, mı tam tarih ve saat? 10.30 gibi doğdum. 10.30. Tarih? Sabah mı? Sabah. Peki şey, gün, ay, yıl? 22 Haziran. 22 Haziran. Yıl olarak? Yıl? 1994. 10.30 dedik. Tarih, saati de. Saat önemli. Peki genel merak ettiğiniz bir konu var mı Gülizar Hanım? Hayatınızla ilgili. Doğduğunuz yer neresi, ha, evet, acaba? Tokat. Tokat'ta doğdunuz. Hı-hı. Evet. Haritada merak ettiğiniz şu dönemde merak ettiğiniz bir konu üzerinden isterseniz soralım. Çünkü çok genel, çok detaylı bakamıyoruz. Ne merak ediyorsunuz şu anda hayatınızla ilgili? İlişki ve iş hayatı. İlişki. İlişki alabilir miyim? Hı-hı. Tamam. İlişkinizde şu anda neler var? Harita ne gösteriyor? Evet. Bakalım onu bir yorumlayacak Gamze Hanım. Biraz bekleteceğim. Evet, lütfen birazcık sizi bekleteceğiz. İş hayatınızda hani ikisini bir arada bilmiyorum vakit olur mu da yapabilirsek, evet. Şimdi özel hayat mı, iş hayatı mı istiyorsunuz? Özel hayat mı?
daha çok. Özel evet. hayatımı daha çok merak evet. ettim. Tamam, özel hayatınızla ilgili neler var? Özel hayatta şimdi şöyle bir şey. Siz bu dönem biraz tabii ki duygularla ilgili, inançlarla ilgili 2,5 yıldır gelişen durumlarda özel hayatınızda iniş çıkışlar olmuştur. Evet. Oldu mu bilmiyorum. Değişiklikler yaşamışsınızdır. Biraz da bunlar öğretici olduğu için biraz zorlanmışsınızdır ama rahat bir döneme giriyorsunuz. Artık yeni yılla beraber, yani 2018 ile beraber ilişkilerle ilgili daha ciddi ilişkilerin olduğu daha iyi bir döneme giriyorsunuz. 2018'de o zaman güzel bir... Evet, 2018'de ilişkilerden yana daha şanslı bir dönem geliyor. Bu dönemde sadece hani çok duygusal olduğunuzu görüyorum ben sizin ilişkilerle evet, ilgili özellikle. Bu duygusallığınızdan dolayı çok üzülmüş olabilirsiniz. Bu 2014 sonundan beri ama bu duygusallığı da biraz hani değiştirip neleri fark ettiniz ilişkilerle ilgili? Bu kadar duygusallık, bu kadar hani o biraz önce dediğim işte balıktaki mesela oradaki kurban rolü çok fazla fedakarlıktan dolayı hani çok fazla sorumluluk alma, yük alma ve bunun yanında da işte çok fazla üzüntü duyma ilişkilerde. Belki de belirsizlikler çok yormuş olabilir ama 2018 daha iyi bir dönem olacaktır sizin için. Güzel, bakalım. İlişkiler şu anda bir şey söyleyebilir miyim? Buyurun lütfen. Tabii ki. Yengeç burcu bir şeyim var, sevgilim var aslında. Hani sevgili arkadaş arası bir şey ama. Uyumlu muyuz diye soruyorsunuz anladığım kadarıyla. Yani yengeç burcundan bir erkek arkadaşımız var diyorsunuz. Uyumlu muyuz? Onun ilişkide uyumlu mu diye soruyorsunuz. Evet. Tamam. Yengeçle uyumlu olabilirsiniz. Yani ilişkiniz biraz olumlu gözüküyor. Yani şöyle söyleyeyim. Tabii ki tam geniş detaylı bakmak tabii. lazım ama yengeç burcu iyi gözüküyor size eş olarak. Şu anda olumlu ama tabii evet, onun eş da... Eş olarak, birliktelik olarak, ilişki olarak yengeç erkeği iyi gözüküyor. Yani anlaşabildiğiniz bir burç. Tabii onu genel, tabii onun adı, burcunun evet. şeyine bakmak lazım. Doğum saati evet. ve doğum tarihine bakmak lazım. Evet. Ama bunlar tabii karşı tarafında izniyle olan şeyler. Aynen İzni öyle. İzni olmadan da bakılmaz ama şu anda yengeçle yengeç uyumu var. Evet, aslında şöyle bir şey, ilişkilerle ilgili bakınca biraz daha önümüzdeki yıla taşırsınız yengeç burcu olan erkek arkadaşınızla daha iyi bir dönem başlayabilir. Nasılsınız bilmiyorum tabii ki. Hani ilişkiniz nasıl? Alo, Gülizar Hanım. Alo. Ha, duydunuz mu Gamze Hanım bir şey sordu? Yani açıkçası yeni başlayan bir ilişki. Ay yeni baş. Şu anda o zaman, iyi gidiyor. Tamam Gamze tamam. Hanım iyi gidiyorsa ki, iyi gidebilir. Tamam. Aynen. Bunu 2018'e taşıyın diyor. Yani size diyor ki evet. ilişkiyi devam tamam. edebilirsiniz diyor. Güzel gidecek inşallah. 2018'de daha şifalanacak ilişkiniz. Evet. Sevgiler o zaman. Evet. Tokat'a sevgiler. Bizi izlemeye evet. devam edin. Sonra işle ilgili tekrar arayın bizi, olur mu? Oldu, görüşmek üzere efendim. Şimdi tabii harita gerçekten çok detaylı, evet. o kadar çok şey var ki hani şimdi biz de böyle çalışmalarında gerçekten Gamze Hanım saatlerce konuş. Hatta ben onun sesini aldım oğlumla ilgili şeyle o kadar çok konuştum. Oğlumun haritasına baktırdım ama çok şey var. Hani iş hayatı, aşk hayatı, ondan sonra ilişkiler derken özel hayatı falan, yani inanılmaz geniş bir kapsam. Halbuki 90 dakika az bile Derya Hanım. Bir diyorsun. Harita için çok az çok ki biz detay. 90 dakika sağlık tutuyoruz. Var, hani tabii ki çok derin, detaylı aslında. Ama tabii ki büyük bir farkındalık. Siz de biliyorsunuz. Çok güzel aslında neler yapabileceğimizi keşfetmek, tabii. kendi hayatımızda kendimizi keşfetmek başta tabii ki çok keyifli bence. Çok. Şimdi çok güzel bir şey sordu Gülizar Hanım. Hani ilişkim evet güzel başladı ama haritada tabii ilişkinizi bitir diye kimseye bir yorum yapılamaz ama bazı şeylerde mesela harita şunu söylüyor, sabret, bir şeyler düzelecek. Yani ama biraz sabretmek lazım. Sanırım bu
dönem hep sabırla mı sınanıyoruz birazcık? Sabırla sınanıyoruz Derya Hanım. Bir de işte şöyle söyledik yani seçimler var seçimler, ya. Mesela evet. Biraz önce Gülizar Hanım'a da baktığımızda işte o duygusallığı biraz törpülemek. Hmm. En azından çok mu yoğrulduk bu dönem hani evet. Duygusallığımızdan. O hataları ya da o yaşadığımız boşlukları çok fazla taşımamak önümüzdeki hayata. Tabii ki bunlar hep öğretici şeyler. O zaman her şey daha keyifli kesinlikle. Gidiyor. Aynen. Kesinlikle öğreniyoruz ya. Hayatı öğreniyoruz. Gerçekten evet. Öğreneceğimizde daha çok şey var. Evet, evet, evet. Şimdi ama bu dönem dedik yani ikizler dolunayı ne kadar daha sürecek? Ayın 24'üne kadar mı bu iki süreç? Hafta i̇ki yoğun haftada. Etkili Merkür retro hareketi ne de biraz dolunayda gerçek girdim ben. Gerçek hafta herhalde Merkür şeyine mi gireceğiz? Şey, Merkür'e daha detaylı daha gireriz. Detaylı. Olmadı. Tabii ki o dönem işte burçları nasıl hı-hı. etkiliyor onlara girebiliriz. Şimdi daha çok hani herhalde telefon bağlantısı var. Evet bugün biraz telefon alırız evet. ama bir reklama gidelim. Reklamlardan sonra sevgili izleyicimiz bizi aramaya devam edin. Reklamlardan sonra biz yine buradayız. Reklamlar. Evet efendim astroloji ile devam ediyoruz sevgili izleyicilerimiz. Özellikle astrolojiye meraklı olan izleyicilerimizi bekliyoruz. Bugün ikizler dolunayını konuşuyoruz. Gökyüzünde bir dolunay var ama evet. çok da güzel ya. Değil çok güzel. Güzel bir dolunay çok var. Güzel tabii ki biz şanslıyız. Merkür retrolar bu arada hemen ekleyeyim. Merkür retrolar şu dönemde çok fazla etkilenmezler. Hmm. Evet. Merkür düz hareketli olanlara göre. Evet. Hani Derya Hanım'ın da Merkür retro, aynen. benim de Merkürüm retro. Merkür retro olanlar biraz daha bu döneme hafif atlatır ve keyifli atlatır aslında. Bizler çevreden etkileniyoruz sanırım birazcık değil mi? Evet çevreden olay. Şimdi mesela sizin enerjiniz çok yüksek. Tabii evet. ki o nedenle çok fazla insan var etrafınızda. Tabii ki olabilir. Hani bazen onlar çünkü hani diğer insanlar bayağı bir gergin olabilirler. Zaten evet. ikizler bu arada sinirsel gerginlikleri açık olduğu gibi yani ciğerler, akciğer, ikizler burcu olanlar, solunum. Aslında ikizler, başak, balık, yay. Grupları özellikle daha çok etki altındalar. 11 dereceleri özellikle. Şimdi bu dönem biraz daha eller, kollar, omuz bölgesi, sinirsel böyle bir kronik rahatsızlıklar özellikle geçmişten getirdiğiniz önemsemediğiniz rahatsızlıklarınız varsa onları da tedavi ettirin bu dönem. Sağlığınızı unutmayın. Evet. Dikkat edin. Hı-hı. O zaman ikizler dediğimiz yay, balık ve tabii değişken grup. Bu tutulmalar hep ikizler yay 6-12 aksında çok fazla etkiledi. Başak balık burçları da çok etki altında değişken grup. Bu dönemde de gene en çok etki alanlar değişken grup ikizler, başak, balık ve yay burçları. Başak burçları. Evet özellikle 11 derecedeyse eğer bakarsanız haritanıza orada bir büyük bir değişim, dönüşüm muhakkak sizi etki altında bırakacaktır. Ama dediğimiz gibi sakin olalım. Bu dönemde gerçekten biraz hareketlilik var. Bu burçlar üzerinde daha çok etkisi var. Evet. O yüzden bu süreç biraz tabii sancılı gidiyor herhalde yıl diyoruz ama 24 Aralık'tan sonra mıydı her şey daha düzgün olacak 24 artık. Aralık'tan sonra bu her şey evet bu kadar olmaz artık. Siz sadece neyi yaptınız neyi yapmadınız hemen onları kontrol edin. Kontrol. Şu 3 hafta aslında bize bir ödül. Ödül doğru 3 evet. haftayı çok iyi değerlendirelim. Evet. Esasında ektiklerimizi bir ekmeye başlayalım. Tabii. Ekelim. Zaten sonra biçeceğiz bu inşallah. Ekilenler ektiğimizi biçme dönemi. Gerçekten ektiyseniz hani Satürn Oğlak transiti gerçekten emek verdiyseniz ödül hep ödül yani. Satürn Oğlak da zaten yüceliyor kendi gezegeninde. O nedenle emek verdiyseniz tabii bu dönem o kişiler de çok yoruldu. Hani pes ediyor bazen ama etmeyin ne olur etmeyin. Evet 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 evet. Aynen öyle. Yani sıkıntılı yoruldular. Bir süreç hani yaşayan bilir derler ya insanların gerçekten sınavları var. Herkesin farklı sınavları var. Harita evet. gerçekten öyle bakıyorsunuz. Siz de oluyor mesela bazen haritaya bakıyorsunuz. Ay ne kadar sıkıntılı bir harita böyle oluyordur mutlaka vardır. Böyle kaç yapar ne söylesem. Var aslında. Tabii böyle. Neyi söyleyeceğim, nasıl söyleyeceğim, psikolojisi müsait mi dediğim. Hani onun psikolojisine göre hareket ettiğim böyle doğum haritaları oldu tabii ki. Ama
Bilinçli olan da var. Var tabii. Olmayan yani da var. Yani o haritayı esasında evet. Olumluya çevirmek de lazım. Gülay Hanım arıyor bizi değil mi İstanbul'dan? İlkay Hanım pardon. İlkay Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba Derya Hanım. Nasılsınız efendim? İyiyim çok şükür. İlk defa bağlanıyorum. Öyle mi? Hoş geldiniz. Sağ olun. Ya İstanbul'da çok mu yağmur var? Öyle bir şey duydum. Doğru mu? İstanbul'dan izliyorum. Ben eşimle ilgili soracaktım. Heyecanlı bir izleyicim. 1974 evet. Bulgaristan doğumlu. Tamam. Hemen sakin sakin olalım. İlkay Hanımcığım. Aynen İlkay Hanım. Tamam. Sakin olalım. Sakin olalım. Heyecanlarınızı tutalım. Ay, tamam. Şimdi eşinizin doğum tarihini tekrar alalım. 17.02.1974. Evet. 1974. Doğum saatini inşallah biliyorsunuzdur. Evet, sabah 5-6 arası. Evet, ilgili bir eş burada. Sabahleyin. Astrolojiye ilgili sanırım değil mi? Evet, çok ilgili. Seviyorum, evet. Doğum şehri İlkay Hanım? Bulgaristan. Bulgaristan. Ülkesi. Eski Cuma. Bulgaristan olarak herhalde ülke mi yazılıyor? Ülke yazacağım. Evet. Biraz bekleteceğim. Çok az. Sistem biraz yavaş. Sormak istiyorum. Şimdi işiyle ilgili, eşinizin evet. işiyle ilgili çünkü neler yaşıyor? Biraz, 10 yıldır biraz sıkıntılarımız var. Tamam. Onun için merak ediyorum. Tamam. Bakalım haritada eşinizin işinde ilgili neler var? Onları şimdi Gamze Hanım size yorumlayacak. Önce eşim diyorsunuz, sonra beni sorayım diyorsunuz. Sonra kendiniz için de arayacaksınız sanırım. Evet, evet. Tamam. Başkalarının da zamanını almayayım. Oradaki başka sormak isteyenlerin de onu da haftaya ararım inşallah. Tamam. İlkay Hanım şimdi işle ilgili baktığımda büyük bir değişimi aslında eşinizin yaklaştığını görüyorum ben. Böyle bir değişime iten gelişmeler olmuştur muhakkak. Oldu mu? Evet oldu. Tamam. O yıl önce iflas ettik. Bakalım inşallah bundan evet, sonra yıldır. Evet, evet olabilir. Aynen. Çünkü büyük bir değişim var ve değişime itildiğini görüyorum. Tabii ki olumsuz düşünmeyin. Çünkü yapması gereken belki başka bir iş var. Yani yönelmesi gereken kariyeriyle ilgili belki daha çok kendini göstereceği ya da maddi olarak daha çok gerçekten kendini yükseltebileceği maddi manevi daha iyi bir iş olabilir. Bu dönem zaten sizde sıkıntılar evet üst üste olmuştur. Bu bir yıldır, 1,5 yıldır çok yoğun bir şekilde. Tabii ki bu aslında 2015-2016'da başlamış. Ama şöyle bir şey ki daha iyi projelerle eşiniz daha iyi bir iş hayatıyla tekrardan toparlayacaktır. 2018'de o zaman toparlayacaktır. Değişim istiyor şu an onun haritası. Ha. Değişim istiyor. Yani eski sayfayı artık kapatıp önünüze yeni bir sayfa açmak. Tabii ki bu kolay değildir biliyorum ama tabii ki emek vererek sabırla çünkü eşiniz de zeki bir bey yani hani akıllı, mantıklı ve çok da iyi projeler yine gerçekleştirebilir. Çok teşekkür ederim. Şehir değişikliği var mı? Efendim? Şehir değişikliği var mı? Şu an yok. İşle ilgili seyahatleri var herhalde değil mi? Evet var. Tamam. Var. Tamam yine var. Yani yine bir şeyler yapacak. Güzel bir şeyler yapacak. Belki eski işine yakın bir şeyler ama daha iyi maddi manevi daha iyi olacak bir şekilde kariyerinde değişimler dönüşümlerle tekrardan eşiniz kariyerini toparlayacak. Kariyer hayatını toparlayacak yani. İnşallah 2018'de hepiniz için İnşallah. Hayırlı olacak. Güzel. Çok teşekkür ederim. Rica Görüşmek ederim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sevgiler. Sevgiler. İşte tabii bazen hayatımızda, iş hayatımızda özellikle değil mi iniş çıkışlar hep oluyor. Evet. Ama bunları evet. tabii doğru yani doğru yönetmek lazım. Hani bir şeyde üstüne gitmemek mi lazım bilmiyorum. Hayatta bir şeyleri zorlamamak lazım. Olmayınca da yolumuzu mu değiştirmemiz lazım? Haritada biraz bunu söylüyor sanırım. Haritada bunu söylüyor. Evet. Bazen hiç alakasız iş hayatı oluyor kişinin. Kendiyle çok fazla bağdaşmayan bir iş hayatı oluyor. Tabii ki zorunluluklar, hayat şartları oraya getirmiş. Ama bakıyor sonra belli bir yaştan sonra, belli bir dönümden sonra yapamayacağını anlıyor. Doğru. Orada da bir tabii ki inançlarda tabii ki sıkıntı, kendine olan güveninde sıkıntı yaşayarak geliyor ve danışmanlık alıyor. O dönemde de ama ben karşılaştığım gerçekten farkındalıkla çok daha iyi bir şeyler yapabiliyorlar. Daha iyi bir iş hayatına da sahip olabiliyorlar. Tabii ki biz
bağımlı ve hani tutunduğumuz için eskiye, çok fazla eski ülke olarak da öyle. Doğru. Hani bizim toplumumuz olarak da öyle, çok fazla eskiyi bırakamıyoruz. İşte kolay yeniliklere olmuyor. Yeniliklere çok açık değiliz esasında. Yeniliklere çok açık değiliz ama bu yeterince 7,5 yılda zaten yenilikle ilgili birçok şey olumlu da olsa, olumsuz da olsa hayatımızda bizi yenilik yap diye diretti aslında bizi. Ya bazen de yapmak lazım gerçekten ama tabii yenilik yaparken de dikkatli yapmak lazım. Bilmediğimiz işlere de girmemek lazım. Bir izleyicimiz daha var. Buyurun efendim. Alo. Merhabalar. Alo. Evet, Zehra Hanım. Biz Antalya'dan evet. arıyoruz. Hoş geldiniz Zehra Hanımcığım. Hoş bulduk. Evet efendim. Buyurun sizi alalım. Sorunuzu alalım. Önce doğum tarihinizi alalım. Ben oğlum için şey yapmıştım. Tamam. 7. ayı 14'ü. Tamam. Zehra Hanım yılı var mı? 14. Yılı? Yılı? 1995. Bunlar hep kristal çocuklarım şimdi. 91 değil mi? Evet, kristal. Tabii ki milenyum çocukları. Milenyum arkadan çocuk. Kristal çocuklar daha artık bilinçli. Daha 90 daha, kuşakları daha değil mi? Farkındalıkla sisteme daha biraz daha 90 kuşakları bizim gerçekten yönetecek onlar değil mi? 90 dönemleri çok güçlü çok aslında Derya Hanım. Çünkü Plüto akrebin olduğu çocuklar dönemi gerçekten çok farkındalıklı, kendine özgü sisteme karşı ve gerçekten bu dünyadaki olan o adaletsizliğe, haksızlığa karşı hadi duran bakalım, bilinçli nesil. Saatini saati biliyor musunuz? Alabilirim. Zehra Hanım. 18:30 6:30 Akşam. Tamam. Doğduğu şehir Antalya mı Zehra Hanım? Hayır, Kütahya. Kütahya. Alo. Evet, bir saniye. Evet, sizi biraz bekliyoruz bakarken. Şimdi Zehra Hanım, oğlunuzla ilgili ne merak ediyorsunuz haritasında? İş. İşi, tamam, iş. İş hayatı, iş hayatını merak etmeyin. Zaten çalışıyor değil mi Zehra Hanım? Hayır, şu anda boş. Peki daha önce çalışıyordu, ara mı verdi? Evet. Tamam. Daha güzel bir iş geliyor. Daha hak ettiğini yaşayacağı, hak ettiği gibi ödüllendireceği bir kariyer hayatı geliyor onun için. Sadece akıllı mantıklı hareket etmesi gerekiyor. Biraz seçici olması gerekiyor. Şu şöyle bir şey, Ekim'den bu yana, Ekim başından beri biraz sıkıntılıdır eminim. Hani bu boşluktan ya da işsizlikten çok sıkılmış ya da tam o zaman işsizliğe düşmüş olabilir. Ama daha iyi bir iş onun önüne gelecektir. Yeni yılla beraber o da güzel bir kariyer hayatına adım atacak. Güzel gözüküyor. Yani özellikle Ocak ayı iş görüşmeleri açısından hiç boş bırakmasın. Ocak onun için, ocağın ilk 3 haftası çok önemli. O zaman Ocak'ta yeni bir işle evet. inşallah gündeme geliyor. Gündeme gelir. İş başvurularını şu an eksik bırakmasın. Muhakkak iş başvurularından görüşme de olabilir. Ocak'ta olabilecek bir görüşmesi çok da olumlu olabilir iş hayatıyla ilgili ve başlayabilir. Anladım. İnşallah Ocak ayında yeni bir iş hayırlı olur diyelim o zaman Zehra Hanımcığım. İnşallah. İlişkisinde de bir soru alabilir miyim? Tam çok kısa o zaman yapalım. Onun için tekrar aramanızı isteyecektik ama bir oldu. Özel hayatı beraberliği var mı? Var, nişanlı. Evet. Uzun süreli değil mi? Evet. Belli oluyor zaten. Şimdi evliliğe evet. gidebilecek bir ilişkisi var. Ama önce iş hayatına odaklasın. İlişkisi güzel, daha da güzel olacak. Daha da ciddiyete, resmiyete dökülecek ilişkisi. İlişkiyle ilgili hiçbir sıkıntı görmüyorum. Özel hayatıyla ilgili. Önce kariyer, iş hayatı, görüşmelerini boş bırakmasın. Şu dönem bol bol başvuruda bulunsun. Ocak ayında yaptığı bir görüşme ya da şimdiki görüşmelerinden Ocak ayında muhakkak tekrardan çağrılacak ve iş hayatı güzel bir döneme girecek. Evet, çok bakalım. İnşallah güzel şeyler olur. Bütün çocuklar rica ederim. Görüşmek üzere efendim. Rica ederim. Sevgili. Yani şimdi işte hep çocuklar böyleyiz. Biz anneler var ya.
Anneler hep böyleyiz. Önce Evet çocuklar ya. tabii. Çocuklarımız Çok güzel. gerçekten tabii kendimizi önce düşünmeliyiz ama Hı-hı. çocuklarımız da hayatımızda bizim olmazsa Ya olmazlarımız. işte ülkenin çocukları, toplumun Toplumun çocukları, biraz çocukları. işte onların gençlerin biraz daha bu tabii ki şartlar zorluyor Zor, onları. kolay değil. Kolay değil. Çok Onlara zor da hak gerçekten. vermek lazım. Yani genç olmak zor. Yani yeni nesile bakıyoruz. Yapacak çok iş var. Çok çalışmak lazım sevgili gençler. Hiç Evet, durmayalım, sürekli evet, üretelim. evet, evet. Ülkemiz için önemli. Evet, Çalışmak işte gerekiyor. küçük yaşta mesela o zaman şöyle bir şey, eğitim sistemimiz sıkıntılı ama çocukların yeteneklerini fark edip daha da bilinçli onları yetenekleri doğrultusunda, hani Derya Hanım sizle de sohbet Evet. ediyoruz Ben de mesela, bunu çok hani önemsiyorum özellikle zaten. oğlunuzla ilgili mesela hayatında çok önemli bir Evet. rolünüz var. Bilinçli olarak hareket edersek hepimiz küçük yaşta hani onları izleyip gözlemleyip yetenekleri doğrultusunda yönlendirebilirsek zaten gerçekten onlar başarılı olabiliyorlar. Kesinlikle, Evet. kesinlikle. Yani hep onu diyoruz. Çocuklarımız kendi yeteneklerini keşfetmeleri lazım. Tabii aile olarak da biz aileler onlara bu konuda da bir destek olmamız, yol haritası çizmemiz lazım. Çünkü bazen de farkında değiller. Ne yapabileceklerinin farkında değiller. Ama önemli olan gerçekten hep onu söylüyoruz. Yeteneklerinizle başarıyı kazanabilirsiniz. Yetenekler bizim hayatımızda çok 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 Evet, önemli. çok önemli. Ama bu Aynen. harita da zaten yetenekleri gösteriyor. Alo, Evet. merhabalar. Merhaba. Hoş geldiniz Hoş efendim. bulduk. Evet, Manisa'dan arıyor Ebru Hanımcığım. Hoş geldiniz Manisa'dan. Buyurun Hoş efendim. bulduk. Alalım sizin sorunuzu ve Kendim için bilgilerinizi. baktıracaktım da. Tamam. Tamam Ebru Hanım. Sorunuzu alayım ben. Ona göre doğum tarihinizi alayım gün, ay, yıl olarak. 10. ayın 4'ü 1993. Evet. Bir koç burcu. 10. ay. 10. ay değil mi? Ha, Tamam. pardon, 10. ay, Terazi, 4. karşıt ay. burcu. Ha, onundan 4. ay anladım, kusura bakmayın. Gerçi 10. ayın 4'ü koç 1993. özelliklerini de taşıyordur kısmen de olsa Ebru Hissettim mi Hanım. nedir? Evet, ses tonundan direkt böyle bir Evet, biraz enerji. liderlik var, Evet. dominantlık Sanırım değil mi? Doğum var. saatiniz ne Ebru Hanım? 9 ile 10 arası doğmuşum. Şey peki sabah mı? Evet, sabah. Tamam. Doğduğunuz şehir? İzmir Konak. İzmir. Evet. Tamam. Peki sorunuzu alabilir miyim? Neyi merak ediyorsunuz? Evliliğim için baktıracaktım da. Evliliğiniz için baktıracaksınız. Şu an evlisiniz. Evet. Evet, biraz evlilikte dönüşümler var, öyle mi? Yani ara Duygusal ara anlamda, bazı şeyler oluyor. biraz Ama sıkıntı yok. değişip dönüşüyorsunuz. Bir sıkıntı yok. Zaten şöyle bir şey, evlilikte kalıcılık da var. Yalnız tabii ki biraz karşı taraf iki taraflı iletişime çok bu dönem dikkat etmeniz gerekiyor. Birbirinizi daha iyi aslında ifade edebilirsiniz. Daha birbirinize dönün biraz daha. Baş başa vakit geçirin. Yani bu dönem büyük bir dönüşüm. Yani şöyle bir şey, her şey çok daha iyiye de gidebilir evlilikte. Daha da rahatlayacağınız bir dönem olabilir. O nedenle daha çok baş başa bir şeyler, paylaşımlara girmek, baş başa birlikte vakit geçirmek, birbirinizi daha iyi anlamak, birbirinize kendinizi daha iyi ifade etmek evliliğinizi de çok daha iyi olacaktır. Hadi bakalım. Ha. Birazcık duygusallık Evet. gerekiyor. Bazen tabii evlilikleri tazelemek gerekiyor. İnşallah Evet, uzun yıllar evet. beraberlikler dileriz efendim size de Ebru Hanımcığım. Evet. Peki bir şey daha soracaktım hani evliliğimle ilgili. Evet. Yani çocuk falan görünüyor mu bu yakınlarda? Çocuk olabilir tabii ki çocuk düşünüyorsanız olabilir. Aslında şöyle bir şey, geçen yıldan beri açık. Çocuk yapabilirsiniz yani. Kaç çocuk görünüyor peki Yani şimdi evliliğinde? şöyle bir şey, net tabii ki detaylı incelemek lazım bu özel sorularda. Çok detaylı buna giremeyiz ama zaten hani çocuğunuz olabilir. Geçen yıldan beri açık, o kadar söyleyeyim. Çok detaylı incelemeden hani kaç çocuk ama birden fazla tabii ki olabilir sizin çocuğunuz. Onu Ama haritada detaylı yani sıkıntı bakmak yok. lazım yine. Tabii ki sıkıntı yok. Yani çocukla ilgili mi özellikle bir problem?
var aranızda? Yok, hayır, hayır. Çünkü ilişkide değişik sadece dönüşüyorsunuz. Böyle bir dönemden geçiyorsunuz ilişkiyle ilgili. Yoğun bir dönüşüm hani var. Evliliğinde başka herhangi bir problem yok değil mi? Yok, evliliğinizde problem yok. Sizin evliliğinizde bir dönüşüm dönemi. Her şey çok daha da iyiye gidebilir. Dediğim gibi bu sonunuzda dönem... hani evliliğinizin sonunda kötü bir şey yok değil mi? Yok. Yani sizin iletişim kurmanız gerekiyor eşinizle bol bol. Evet. Evet. Yani eşinizin de sizinle kurması gerekiyor iletişimi. Siz biraz birbirinizi şöyle bir şey, iletişimsel olarak yorabiliyorsunuz. Yormuş da olabilirsiniz bu dönemler. Çok fazla hırpalamış da olabilirsiniz. Ben olumsuz bir şey görmüyorum Ebru Hanım ama birbirinize yönelmeniz gerektiği ve birbirinize bol bol vakit harcamanız gerektiğini görüyorum. Yani bu emek verilen bir ilişki ama maalesef iletişim kurmayınca, birbirinize çok fazla vakit ayırmayınca biraz emek olsa dahi tadı kaçabiliyor. Bu dönemler bol bol 3 hafta onları toparlayabilirsiniz. Toparlayın. Esasında çok güzel bir şey söylediniz. Bebek dediniz. Belki bebek çok güzel bir dönüşüm getirecektir. Hayırlısı olsun inşallah sizin için de efendim. Sevgiyle tabii kalın. Tabii ki. Tamam, teşekkür ederim. Kolay gelsin. Evet, böyle telefonlarımızla da programı bitirdik. Ne güzel. Ama güzel şeyler olsun inşallah. Herkesin evet, herkes için güzel şeyler olsun. Gerçekten bu dönemde sakin olalım. Birazcık sakin olalım. Böyle meditasyon mu yapalım böyle? Kendinize dönün. Kendinize dönün. Trafikte çok fazla gerçekten asabi olmayalım. Çevremize karşı çok isyankar, yakın çevreye karşı, akraba, komşu, kuzen, kardeş çok şey olmayalım. Aile zaten yengeç yükseliyor dolunay haritasında. Aileyle ilgili belki bize ihtiyaçları vardır. Bazı konularla ilgili bizden destek bekliyorlardır. Bol bol onlara dönelim. Kendimize dönelim. Kendi içimize dönelim. Bir de fark edelim. Yaşanan olaylar bize gerçekten bir netleşme neler gösteriyor. Ve her şey şu dönemki olan her şey ödüllü bir şekilde size geri dönecek. Gelecek. Lütfen fark edin. İnşallah efendim. Sevgiyle kalın. O zaman sevgili izleyicilerimiz bugünlük de Derya'dan bu kadar diyelim. Biz yarın yine buradayız. Sizlerleyiz. Biz izlemeye devam edin. Sevgiyle kalın efendim. Hoşçakalın.